geldiniz, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Alkışlayan elleriniz dert görmesin. Güzel bakan gözleriniz hep iyiye bakmayı nasip etsin. Valla ağrısız, sancısız, keyifli, huzurlu, mutlu bir ömür nasip etsin. Allah parasız bırakmasın. Allah açlıkta açta bırakmasın, sokakta bırakmasın, derman aratmasın. Hastanede olanlara, hapishanede olanlara, kader mahkumlarına yardım etsin. Ne diliyor, ne istiyorsanız hepsi gerçek olsun. İnşallah. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Alper hoş geldi. Alper bana internetten mesaj göndermiş. Yani yaptık öyle bir şey. Yani ben şöyle söyleyeyim. Alper bir kalk ayağa. Bir göreyim seni. Kaç yaşındasın Alper? 32'ye girdim. Ama sen de kızlar gibi 32'de geçsin işte. Aslında hiç böyle 30'larda kalmak istiyorum hep. 32. Bugün onu soracağım zaten. Bak birazdan sorumuzu duyacaksın. Alper kaç kilosun? Ya şimdi bizim evdeki tartı 130'dan sonra tartmıyor. Bizim evdeki tartı 129,5 olarak istiyorum. Öyle kalmak istiyorum. Gerçekte kaç bilmiyoruz. Yani 130 civarı. Değildir. 129,5'lar iyidir yani. İyidir. Aslında diye. Alper'den bir minik Alper çıksa değil mi? Böyle yüzü gözü ne kadar yakışıklı bir çocuk. Yakışıklılığını boş ver. Hep öyle diyorlar ama ya. Ne diyorlar? Çok hep tatlısın aslında da işte. Ha, tatlı diyen kız işte sevgili olmuyor. Öyle değil mi? Bir, evet. Olmuyor değil mi? Tatlısın dedi mi bil ki benden uzak dur demek istiyor. Arkadaş olalım diyor ama. Ya ben şurada yanlış yaptım. İşte az az yiyip sık sık yeme olayı var ya. Ben zamanlamayı ayarlayamadım herhalde. Sen geceleri mi az az sık sık yiyorsun? Ben evet hep sık sık yiyorum. Hep sık sık yiyorum ama zamanlama yok. Hep zamanlamada sık sık bir problem var demek ki. Eyvah eyvah. Dedim artık mizah bir yana çok seviyorum hani böyle şeyleri. Çok güzel videolar çekiyor. Bir tanesini paylaşacağım sizinle. En son videoyu da bana çekmiş. Bana da gönderince arkadaşlar dedim ki gelsin bir Alper bir tanışalım bakalım. Yani mizah bir yana tabii kiloyla ilgili illaki problemimiz oluyor. Ama bu zamana kadar hiçbir problem olmadı aslında. Daha yaş 33 de ondan. Şimdi artık olmaya başladığı için dedim artık ki bir dur dedim. Artık dedim bir yardım edin bana. Bir haykırış, bir çığlık. Sen merak etme doğru yerdesin. İnşallah Allah nasip etsin. Seni ideal kilona götürme konusunda destek vereceğiz sana. İnşallah. İsmail abi. Ben de var ya baş öğretmen gibi olduğumu dediğim adını söyledim ayağa kalkıyor. Otur Alper'cim teşekkür ediyorum. İsmail abi bir şey diyeceğim. Sen gece yokmuşsun ya. Asker arkadaşıma gitmiştim. Asker arkadaşına gittin. Evet. Havva Hanım. Ne yapıyorsun? Sen tanıyor musun asker arkadaşını? Yakın tut yakın. Hayır tanımıyorum. Saçı uzun mu asker arkadaşının? Hayır. Emin misin? Hayır evet. Yok değil mi öyle bir şey? Hacı arkadaşım iki kere haca gitmiş. İki kere? Haca gitti. Hacca git Allah kabul etsin. Vallahi bana dediler ki Havva Hanım fellik fellik seni arıyor Zahide Hanım. Niye? Kocası kaçmış. O ne demek dedim ya? Gitmişim gelmemişim bütün gece ya. Geldim lobide oturdum aşağı indim. Kaçta geldin? Saat 2.30'da falan vardı. Ay kadıncağız valla bir de İstanbul bu kadın gerçi bizim orası çok güvenlidir otelimiz ama hani yalnız kalmış. Ama ben de çok sıkıldım Zahide abla. Gerçekten çok sıkıldım. Otelde mi sıkıldın? Yok. Otur. Dünkü ortamda bayağı gerildim. Yani kaldıramadım. Bünyem kaldırmadı. Arkadaşıma şimdi gittim. Ama bu arada bir şey söyleyeceğim ya. Şimdi sen bana 40 yaşındayım dedin değil mi Havva? Siz nasıl 30 senelik evli oluyorsunuz? 40 değil. Değil mi? 54 yaşında. Büyük yazılmışım. Kimlikte küçük yazılmış. Kız büyük mü küçük mü yazılmışsın? Küçük yazılmış. Büyük yazılmışsın. Kaçlı yazıyor nüfusta? Abla bunun yaşı 54. 65 ya yaşım 65 doğumlu. Kız 54 nere 40 nere neyse dur konuşalım bakalım. Bu arada Osman Zehra hoş geldiniz. Hediye Hanım hoş geldiniz. Şimdi herkesle konuşacağız tek tek ama karnımız aç. Akşama ne yemek yapsak? Hadi gidelim o zaman mutfağımıza. Hoş geldiniz Celil Erkan Süleyman Yurttaş merhabalar. Nasılsınız? Sağ olun. Siz nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Şahane şeyler yapacağız ama ben bir Elif'imin yanına gideyim. Ne yapıyorsun? İyiyim sen ne yapıyorsun? Ana şunun güzelliğine bak. Sen kendine bak ne kadar güzel olmuşsun. Ay teşekkür ederim. Elbiseye bayıldım. Ben de bayıldım git yalnız çok kısaydı. Gitgide eriyor eriyor. Ya vallahi. Eriyor. Maşallah. Göbek gitmiyor. Olsun olsun göbek iyidir. Nasıl göbek iyidir? Gitmiyor ya gitmiyor yani. Zamanla gider diye düşünüyorum. İnşallah. Ay, neler bugün gitmedi ki deyip. Ha benim telefonum dur hemen videomuzu çekeyim.
Ben ön hazırlıkta bakın neler söyle. Yaptım. Bak milföy hamuruyla harika bir böyle çanak yapıyorsunuz. Bununla ister tatlı yapın, ister tuzlu yapın, ister kebap yapın koyun, ister et yapın ya da biz sebze. Biz ne yapacağız bugün? Ben bunun içinde kebap yapacağım sebzeli. Çok güzel olacak ama önce bunu pişirmeniz lazım. Yani milföy hamurunu. Bugün mutfağımız şahane. Kağıt kebabı yapacağız, belen tava yapacağız. Evet. Bir de kabak borani yapacağız. Bir de künefe yapacağız. Benim göbek yine aynen kalacak bu durumda. Yani şunlardan sadece tatsam bile hiçbir şey değişmeyecek yani. Light kebabıdır künefemiz. Biliyorsunuz tatlar aynen. Arasında en light künefedir. Evet. Kalorisi çok az. Kalorisi azdır künefemizin. Ya arkadaşlar künefenin nasıl kalorisi geçen az olabilir Canan ya? Canan hocamız söylüyordu tereyağı kilo yapmıyor diye. Evet. Ha. Ama şerbet koyuyorsun. O kadar yağ şimdi yağ nereye gidiyor? Olsun. Şeker nereye yani. Gidiyor? Belli ölçüleri vardır onun. İçinde peynir olduğu için diğer hamurlu tatlara göre künefe daha az kalorisi vardır. Vallahi künefe dediğin içinde peyniri tamam var ama evet. İki tarafı da zaten hamur. Ama aynen. Un su. Un su. Herhangi bir katılma. Bir tek orada şerbet zannediyorum sıkıntı yaratacak şey. Hani. Ben de o şerbeti. Vallahi var ya künefeyi aklamak için neler ya. Zahide Hanım yesin diye ben de ama... şeker oranını azalttım. Peki. Hadi bakalım lezzet oranını azaltmadan şeker oranı nasıl azaltılır? Biz neden kilo veremiyoruz? Çünkü çok güzel yemekler yapıyoruz biliyoruz hanımlar çok maharetli. Bugün Elif bize... Milföy çanağında nefis bir kebap yapacağım. Hmm. Onu da göstereceğim. Ve misafirlerim kağıt kebabı yapacak, evet. Belen tava yapacak, künete yapacak, kabak borani yapacak. Yani aynen. Bugün mutfakta şahane şeyler var. Şimdi size sorum geliyor. Neymiş? Ya nasıl olsa internet yazabilirsiniz. Şu an kaç yaşındasınız? Kaç yaşında olmak kalmak isterdiniz? Neden? Neden? Enteresan. Hı? Hadi bakalım. Ya nereden buluyorsun böyle ilginç soruları ya? Ay vallahi bunu şimdi kuliste aklıma geldi ya. İnsan kaç yaşında olmak ve kalmak ister? Şu anki yaşınızda söyleyin ama. Nereden aklıma geldi? Birazdan Doktor Ayça Kaya gelecek. Aslında sizi hastalıklarınız mı kilo aldırıyor? Aldığınız ilaçlar mı kilo aldırıyor? Sizin hiçbir suçunuz yok mu aslında gelen yağlarla ilgili? Bunları konuşacağız. 60'ında 50, 50'sinde 40, 40'ında 30 gibi görünmek mümkün mü? Evet mümkün. Neleri yanlış yapıyoruz da yaşımızdan büyük görünüyoruz. Bunu da konuşacağız. Hadi buyurun gelin efendim. Vallahi ilginç bir soru. Hadi bu cevap ver madem. Hemen Instagram'a gönderiyorum. Ben yaş almayı yani tecrübeyi seven bir insanım. İşte o tecrübede genç yaşta olabilmek. O olmuyor işte. O bir hayal. Şimdiki aklım olsa o neler yapardı? O bir hayal işte. O yüzden tecrübeleri dinlemek lazım. Dinlemek lazım. Aynen. Gençken de diyorsun ki aman sen ne anlarsın? Anneye, babaya, amcaya, halaya, teyzeye aman sen ne anlarsın? Öğretmene denmez ama. Sanki zannediyoruz ki bir dönem her şeyi biz biliyoruz. En bilmediğimiz dönemlere denk geliyor öyle düşündüğümüz dönemler aslında. Aynen ama öyle. Geçecek. Mustafa... Ne yapıyorsun orada lak lak? Gel buraya ben neler yapıyorum. Neymiş soru bugün? Söyle bakayım. Sorumuz şu. Hangi yaşta kalmak isterdiniz? Neden? Ama onun bir sebebi olmalı. Mutlaka. Seninki ne mesela? Yani ben de 35 gibi falan düşünüyorum. Neden? Hem olgunluk var hem gençliğin enerjisi bir arada olduğu. Mantıklı. Mantıklı. Evet. Çok yukarı çekersen olgunluk fazla ama yaşın. Gençlik enerji. Ha gidiyor. O yüzden 35, 37 falan. Kaç yaşındasın ki sen şimdi? Şu anda 49. Var mısın o kadar? Maşallah. Ana, ben sana abimi desem ya. Yok. Demeyeyim. Evet. Tamam. Yok ya Mustafa diyorum artık geçti. Çok seviyoruz Mustafa'mızı. Şimdi. 35 dedi sen. Sen beni boş ver şu yemeği bir yapalım. Bugün yapacağımız tamam, çok yapalım. Şey var. Hadi yani, benimkileri okumaya başlayayım bile. Gelen şeyleri okursun hı. Sen. Şimdi bakın ne yaptık? Böyle bir milföy çanağı yapıyorum. Bu milföy çanağını nasıl yapacağız? Şöyle milföy kareleri içlerini kesiyorsunuz böyle bu şekilde. Bir tanesini tam tutuyorsunuz. Sonra kenarını böyle suyla ıslatıyorum. Şöyle suyla. Sonrasında üstüne bu içinden çıkartmış olduğum kareyi üstüne kapatıyorum. Sadece kenarları yüksek kalacak. Bu yuvarlak da olur, kalp şeklinde de olur. Nasıl istiyorsanız. Yani isterseniz kalp şeklinde de yapabilirsiniz. Ay ben kollarımdan şimdi şey yapamayacağım ama bunu görünce hep şu geliyor aklıma. Ne yapacaksın? Ha evet öyle de yapılabilir. Ama bunun içine çanak oluşturmadığı için bir şey koyamazsın şimdi. Onu bir başka türlü yapıyorlardı ya o nasıldı Saideciğim? Ne bileyim bir başka türlü dur. Ben böyle biliyorum mesela evet, ama çanak olmaz o zaman. Şöyle bir şeydi zannediyorum şöyle mi yapıyorlardı? Bir şey yapıyorlardı ha, ya bunu. Mesela şöyle de olabilir.
Şöyle miydi? Hah, böyleydi. Bak. O nasıl bir şey ya? Ha, şuraları çevrilmiş buraları oluyor. Buraları çevrilmiş oluyor. Ama bilmiyorum ya. Sen nasıl istiyorsan yap. Böyle olur. Kalp şeklinde kesebilirsiniz. İsterseniz üstüne sadece kalp konulabilir. Böyle bir tane kalıpla deneyeyim onu bak, da. Mesela böyle olur. Ama bu da küçük oldu. Bakayım benim tane kalp bak, kalıbım bak, vardı. Bak bana bak. Kız bakayım. Bak. Bak ne güzel oldu. Güzel. Ha? Valla o da güzel. Ama bence sonucu de nasıl çıkacak bilmiyorum. Çünkü milföy hamurunu biliyorsun. Yani çok fazla. Ayşe güzel olur şurası. Bence dur bakalım, çok şık olur. Dur bakalım evet. Aa, ben bundan mı daha güzel oldu? Islatmadım. Peki. O zaman hemen bir tane daha keseyim sana. Ay ya ıslatıp onu yapıştırmışsın, onu yapamadım. Yok hayır, bunu da çıkartabilirsin. Bak çıkıyor böyle. Çıkmıyor. Ya da dur ben sana buradan keseyim hemen. Bozacağız. Şimdi bir tanesi düz kalıyor. Diğerini üstüne ister yuvarlak ister Zayden yaptığı gibi farklı şekillerde ya da kalıplarda kesebilirsiniz. Bu içini çıkartıyorum. Sonra ben bu içini de kullanıyorum. İçini de yapıyorum. Bak bu çok böyle kolay. Ama bak burasını bir yamuk kestim. Bunun özenli yapmadın. Hızlı yaptım bak, yetiştireceğim bunu diye. Bunu bunun içinden böyle geçiriyoruz. Heh. Evet. Gördün mü bak burası için dönmüş oldu. Çok ilginç oldu. Ben asıl onu pişince merak ediyorum nasıl ha, pişince olacak. Daha güzel olur. İstiyorsan ha, mesela bunu bunun üstüne koy. İki kat olsun, daha burası geniş olsun. Ha? O zaman çok fazla olacak yukarıda. Ha, öyle mi? Evet, o zaman buna koy. Yapayım. Çünkü tamam, zaten kabarıyor. Bak şu örnekte görüyorsun. Bu bak, bir tane mi ya? Bu iki tane. Bir iki. Ha, yani bir doğru, alttaki bir doğru, üstteki. Onu da i̇ki koyarsan böyle için bir şey olacak o zaman. Aha, çok oldu. Aynen. Tamam. Şimdi ha, bunu ıslatmadım ama. Olsun. Islatmayı sen yaparsın. Bir tane de şöyle küçükleri yapıyorum. Şimdi bu karışımı bu şekilde fırın tepsisine yerleştireceğiz. Ondan sonra bir güzel kızartacağız. Yani Sevil, şu karışımları oluşturacağız. Bak bir sürü yazıyor izleyicilerimiz. Ortalarında böyle deliyoruz. 20 Dila Okutan diyor ki 23 yaşındayım. 5 yaşında kalmak isterdim. Çocuk olmak en güzeli. Hayatı o zaman yaşıyorsun çünkü. 19 yaşındaymış Yasemin. 3 yaşında olmak isterdim de. Dert yok, tasa yok. Elektrik faturası yok, su faturası yok. Ama 3 yaşında da dert çok. Ha, benim köy yanıyor, sıkılıyor. Hangi oyuncağımla oynasam, bugün nereye gitsem, hangi tarafa emeklesem. Herkesin derdi kendine ama. Ben Betül Zayda abla, 19 yaşındayım. Bu yaşta da kalmak isterim. Herkesin isteyeceği bir yaş neticede. En genç, en güzel yaşta. Gökhan Çelik demiş. Vallahi bir Betül, ben 19 istemezdim mesela. Çok genç. Böyle daha ne bileyim böyle 25-27. Hatta belki 30. 30 çok güzel bir yaş. Ben gerçi yaşımdan da memnunum ama. Evet, 10 sene sonrası da gayet iyi yani. 35 de güzel hakikaten. Ama şöyle güzel. 60'ında 50, 50'sinde 40, 40'ında 30 gösteriyorsan güzel. Yani mesela ben böyle yaşını söylediklerinde inanamıyorum bazen. 80 yaşındayım diyor, 60 gösteriyor. Düşünsenize. Şahane değil mi? Vallahi ben isterim yani. Darısı başımıza. Nurdan diyor ki 20 yaşındayım. Aa, yeni doğmuş bebek olarak kalmak isterdim. Çünkü nişanlıyım, evleneceğim ve baba evinden ayrılmak çok zor. Aşkım ama niye? Kız çok zorsa gitme, kötü bir şey hissediyorsan. Öyle düşünme. Böyle tamam biraz zor gibi geliyor insan ama yine de güle oynaya gidiyor insan. Sevdiğine gidiyorsun. Allah mutlu hayırlı yuva nasip etsin. Aha benim yolda kalanlarım geldi. Yağmurda kaldı bunlar. İyi misiniz? Çok mu trafik var dışarıda? İstanbul'da çok fena yağmur var. İzleyicilerimin bir kısmı yolda. Ama trafiğin en tehlikeli olduğu zaman biliyor musun? Allah korusun ya Rabbim. Ha kavuştuk, şükür kavuşturana. Şükür kavuşturana. Canım benim. Ay vallahi sizi böyle göremeyince bir eksiklik hissediyorum ya. Size bir şey soracağım. Bugün ne sordum Instagram'da? Şu an yaşınız kaç? Kaç yaşında kalmak isterdiniz? Neden? Bir düşünün bakalım. Tamam mı? Herkes yazıyor bak şimdi. 31 olacağım çok mutluyum. Ha 3 gün sonra 31 olacağım çok mutluyum. Mustafa Cioğlu demiş. Aa 23 yaşındayım 9 aylık olmak isterdim çünkü büyüdükçe acılar büyüyor. Niye öyle diyorsun Ferhan ya? Yani İzmir Torbalı'ya selamlar. 18 kalmak isterdim ablacığım. İnsan 18'de hayata başka bakıyor. Ya 18'de tabii hayal dünyasında daha fazla baktığımız için. Ama gelecek kaygısı da var. 18'de yani. Ses gitti. Biraz ses gitti. Biraz erken geliyor bana ama. Aslında en güzeli çok fazla mesela 80 yaşında ya da 110 yaşındayken 50 yaşında gibi gözükmek. Değil mi? Bak Gül 17 yaşında kalmak isterdim diyor. Hayatımı başa almak isterdim. Zorla evlendirilmemiş olmak isterdim. Ya Gül çok haklısın. Çok haklısın. Keşke öyle olmasaydı sevdiğin insanla evlenebilseydin.
Ama seni evlendiren dede yani annen de baban da kimse buna vesile olan yani inşallah fark etmişlerdir ama iş işten geçmiş. Bu adama da yazık bu arada. Yani Büşra diyor ki evladımı kucağıma aldığım yaş 24. 24 yaşımda kalmak isterdim. En güzel ve anlamlı yıllarım diyor. Ne güzel. Sen 24 yaşında kal ama bebiş büyüsün tabii. Şimdi ne yapıyorsun? Hayatım, şimdi ne yapıyorum? Milföy çanağını yaptıktan sonra içine koyacağım karışımı hazırlıyorum. Etleri güzelce birazcık kızgın tavada hiç yağ koymadan etin kendi yağıyla pişirdim. Sonrasında içine sebzeleri koydum. Pişecek sonra içlerini yiyeceğiz. Kızı. Evet. Anası oğlu. Yavrusu, her şey yapılabilir annesi. İçine. Evet. Yani mesela krema yapıp koyabilirsiniz. Pastacı kremasıyla ya da çikolata sosuyla tatlı olabilir. Milföy hamuru hakikaten çok faydalı. Yani faydalı şöyle faydalı. Faydalı. Çünkü elinin altında pratik hamur. İster tatlı ister tuzlu yap. Hani oralar çok güzel. O anlamda faydalı. Evin evde bulunması gereken bir hamur bence. Künefemiz var. Kabak boranimiz var. Kağıt kebabımız var Hatay'dan. Belen tavamız var. Daha ne olsun? Yalnız bunların hepsi akşam yemeğinde olduğunu düşünsenize ya. Ben bundan önce birini yapabilirim, birini yetiştirebilirim. Ama künefede biraz olay var sanki. Ama künefeyi farklı yapacaklarını söylediler yani, değil mi? Celil Şef nasıl biraz farklı? İddialı. Bizim Hatay'ın orijinal künefesi 2000 yıllık bir tarihi var. 2000 yıllık orijinal Hatay künefeyi yapacağız size. Bundan sonra hiç kimse şu künefe bizim, şurası bizim değil. 2006 yılında Hatay coğrafi işareti almış teşkilli künefemizdir. Ve orijinal, ben size geçen oruk yapmıştım. Kömbe yapmıştım. Künefeyle mi başlayayım? Tamam, Mustafa künefe. Orijinal size çimçikli bakır tepsisi getirdim. Çimçikli. Evet, şu bakır sanatı çimçikli. Bunda çok kıymetli ve çok değerli bir sanat. Bu sanatçılar yapıyor bunu gerçekten. Kesinlikle. Ve ne yazık ki azalıyor. Kullanmadığımız için ama çok da güzel ya. Bayılıyorum böyle. Geleneklerimizi yaşatacağız burada. Aynen öyle. Ve hadi. Bizim Antakya'da. Hadi yapalım. Yapalım o zaman. Hadi yapalım. Başlayalım. Hemen. Şimdi bizim Antakya'da künefe bilmeyene, havaya atmayana kız vermezler. Ne diyorsun ya? Tabii ki de. Ha, sen ondan evde kaldın. Ya. Ama atıyorsun da sen, ne oldu? Atıyorum da işte. Bakalım burada. Tutamıyorsun. Da, burada da atarsak belki kızın babası verir. Var mı öyle biri? Hemen istemeye gidiyorum. Var mı öyle biri? Yok da. Olursa. Niye yok? Vallahi işte. Kızlar diyor ki ya bu erkeklerin ağzını açıyor. Bunlar diyor ki kız yok. Nasıl olacak bu hiç bilmiyorum. Ama bak arkadaşın nişanlı. Aynen. Nişanlı nerede? Emda Hanım da size çok selam var bu arada. Aleyküm selam. Sağ olasın. Sen de selam söyle bizden. Şimdi bizim Hatay künefesi un ve sudan yapılır. Tel kadayıfımız. Ha, bu tek tek değil. Tabii. Ha, tek tek. Gaziantep ya da diğer yerlerde bunun içine yumurta koyuyorlar. Bizde kesinlikle un ve sudan yapılıyor. Ve elle kırılır bu. Makineye geçmez. Ha, bunu bir kıracağız tabii, mı? Tabii beraber yapacağız. Biz hadi yapalım. Elden kıracağız. Bizim Antakya'da evlerimizde Allah künefe Allah. Elden kırılır. Daha orijinal. Ha. Yani. Ama biz böyle künefe bilmiyoruz ki bak bu. Ama farklı farklı tabii. Hatay'a geldiğiniz evet, zaman. Hatay'ın. İnşallah Hatay'a da gelirim. İnşallah. Adana'ya gidiyorum. İnşallah. Bu cumartesi günü. Bekleriz. Bekliyoruz Ayda Hanım. Valla inşallah. Hatay'a gerçekten buradan Hataylılar gerçekten sizi çok seviyorlar. Sağ olsunlar. Herkesin selamları var size. Sağ olsunlar. Gerçekten teşekkür de, ederim. Şu an hepsi ekran başında. Bağır olsunlar. Her yerlere sen bana kalsa evet. Her yere gitmeyi çok istiyorum. Bir de çok keyifli oluyor. Hatay çok güzel oluyor buluşmak. Hatay künefesi deyince peynirden yapılır. Bizim peynirimiz keçi ya da inek sütünden. Hı. Hiçbir katkı maddesi yok. İçinde maya, tuzsuz peynirimiz. Bir tadına bakın. Yani biz fıstık koyamaz. Fıstık koyarsanız Antepler geçen gelmişler. Yok künefe bizim. Künefe deyince akla peynir gelecek. Bak programı seyretmiş buradaki. Tabii ki de. Ben sizi takip ediyorum her gün. Künefe deyince akla peynir gelecek. Celil Usta künefe yaparken bir türkü mü okur muymuş? Okurmuş tabii. Ya tabii ki de Hatay olarak, biz Hatay olarak, ben yöreme, memleketime çok düşkünüm. Tamam, nereden istersen tabii, oradan oku. Hatay yöresine uygun bir şarkı söylerim künefe yaparken. Hadi buyur. Bunu ne yaparken, keserken sen? Tabii, tiftiklerken. Evet. Tiftiklerken? Tiftiklerken şöyle elimizden. Hadi bakalım. Tamam. Hadi bismillah, başla bir şey hadi. Bizim Hatay'ın şarkısı var. O yöresel bir şarkı söyleyeceğim o zaman. Beraber söyleyeyim eğer duymuşsanız. Sen bu tarafa geç, tabii. Ben bu tarafa geçeyim. İyi. Bağdat'ın hamamları yanıyor külhanları. Bağdat'ın hamamları yanıyor külhanları. Ne acayip başbağlar Antakya hanımları.
Ne acayip baş bağlar şu Antakya hanımları. Aman meleğim nasıl edeyim. Seko 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 gel yanıma. Pek güzelmiş. Ben Bağdat'tan başlayınca Hatay'a evet. Ne zaman geleceğim merak ettim ama. Aynen. Ya bizim mutfağımız. Sizin niye başları nasıl bağlıyorlar? Hatay biliyorsunuz önceden Suriye'ye bağlıydı. Ha, 1939 evet. yılında biz Atatürk'ümüz sağ olsun. Olarak Türkiye Cumhuriyeti'ne bağlandık. Evet. O yüzden biz kültürümüzü, milliliğimizi, ayımızı, bayrağımızı daha çok seviyoruz. Daha çok içimizde yaşıyoruz yani o sevgimizi. Hepimiz. Vatan sevgisinin içinde yaşıyoruz. Hatay daha çok iller açısından. Belki o evet sonradan Hatay'ı da kattık aynen. vatana, yurda. Tabii ki de. Tabii onun özelliği belki biraz daha bugün farklıca 18, hissediyor. Bugün 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulü bu arada. Biliyor musunuz Mehmet Akif Ersoy veterinermiş. Bana da sabah babam söylüyor. Ben hiç bilmiyorum dedim ya. Ve biliyor musunuz çok para vermek istemişler. Bir ceket alacak parası yokken demiş ki ben bunu vatanım milletim için yazdım. Asla para kabul etmem. Gerçekten Mehmet Akif Ersoy'u saygıyla anıyoruz. Ne kadar erdemli bir davranış. Teşekkür ediyorum hatırlattığın için. Babam da diyordu ki bak mutlaka söyle sakın unutma. Sen benden önce davrandın. Kesinlikle. Bravo. Şu an tereyağını koyacağız. Bu tereyağını biz önceden tavada eritiyorum tereyağını. Tereyağının köpüğünü sütünü alıyorum. Çünkü tereyağı çok çabuk yandığı zaman o sütünü almadığınız zaman. Şu an hakiki Peki doğal %100 tabii ki de. Hatay organiktir. Topraktan damağa lezzetlerimizi. Güzel diye. Dökebilirsiniz hepsini. Ben 1 kilo künefe bu arada tarifini 1 kilo künefeye 400 gram tereyağı, 750 gram künefelik peynir. 4 bardak şeker, 5 bardak su. Buradan herkese orijinal 2000 yıllık Hatay künefesinin tarifini vereyim. Orijinal Hatay künefesi. Evet. İşte iş bu künefeyi tamam. Yani şunu bulabilmekte tabii. Tabii buradan. Hatay künefesi altına kesinlikle bir sos, karamel, ezme sürülmez, doğal tereyağı sürülür. Sadece tereyağı. Ve bakır tepside olur göreceksiniz ve bunu biz havaya atacağız şu an. Ne? Bunu mu tutacaksın sen? Evet havada. Bunu nasıl tutabileceksin? Kızın babası vermez yoksa. Eyvah. Kızın babası kendi tutabiliyor mu ki bunu? Tabii ki de Hatay'da. O da zamanında öyle kız aldı öyle Tabii mi? Tabii ki de. Babadan oğula geçen bir meslek bu künefe. Allah Allah. Tabii. Peki künefeyle hiç ilgisi olmayan birisini de mi böyle yaptırıyor? Hala yaptırıyorlar mı bunu? Şu an mesela İstanbul'u gelip de Antakya'dan bir kız alırsa kesinlikle künefeyi öğrensin de öyle gelsin. Bilmezler. Eyvah eyvah. Görüyor musun? Tabii. Kız almak bizden zordur derler. Aynen. Gerçekten zormuş. Şimdi Nevşehir'de de şey var. Bu ne var? Testi yapmayana, çamurla testi yapmayana kız vermezler. Bizim Antakya'da da künefe yapmayana kız Hadi vermezler. Hadi testiyi yamuk yumuk bir şekilde hallederiz de anam bunu nasıl yapacağız? Böyle giderse kızı zor alacak diyor Mustafa. Şu an kadayıfımız yağlandı. Ustacım o boşluğu alalım. Süleyman Usta tabii ki. Bakayım neler yazmışlar bir gösterin bana hemen Instagram'a bakalım. Fatoş diyor ki yaşım 44. Yaşım böyle kalabilir sorun yok ama... Keşke zayıf kalsaydım. Ya Fatoş. Ya hepimizin birkaç kilosu var az ya da çok. Bugün o kiloları nasıl vereceğimizi beraberce tekrar göreceğiz. Farklı tarifleri var sevgili Ayça Kaya'nın. Ayça Kaya'nın iki uzmanlığı var doktorluğunda. Hem iç hastalıkları uzmanı hem obezite uzmanı. O yüzden ondan çok şey öğreneceğiz. Şimdi altına biz tereyağı sadece koyacağız. Hakiki herhangi bir renk falan yok. Orijinal organik tereyağımız. Bakır tepsimizin altına sürüyoruz. İşte bu tereyağı da yağ olarak tabii yağ su elektrik olarak geliyor ama Hayır, en azından tereyağı. Aynen. Diğer yağlara göre. Zahide Hanım. Söyle kızım. Celil Şef'in de Asi Nehri üzerinde defalarca künefe atmışlığı var. Bir de nehir üzerinde mi yaptı bunu? Evet dünyanın, teknenin içerisinde. Teşekkür ederim Mustafa. Dünyanın tersine akan tek nehri olan Asi Nehri'miz Antakya'nın merkezinden geçiyor. Ve tersine akıyor. Tabii ki de. Dünyada evet. Bakın çünkü evet. Güneyden kuzeye çıkıyor bizim Asi Nehri'miz. Normalde... Ve sen tersine akan nehirde evet. Bir de künefeyi tersten attın. Teknenin evet. Üzerinde ben künefe attım. Havaya künefe attım ben. Bakayım burada yapabilecek misin? Ortada attırayım bari sana burası. Tamam olur. Peki bu arada Melahat Hanım 63 yaşındaymış. Ellerinizden öpüyorum Melahat Hanım. Şu an. Ama dur hemen yapma. Ya da sen devam et ben bir taraftan tamam. Melahat Hanım'ın yazdığını okuyayım. 63 yaşındaymış. 22 yaşında olmak isterdim Zahideciğim demiş. Sebebini sorarsan ne diyeyim? Yolun sonu görünüyor. Deme öyle Melahat teyzem ya. Daha dur. 63 yaş. İşte 60 yaşında 50. 50'sinde 40. 40'ında 30 nasıl görünür? Bak onları konuşuyoruz biz artık. Dur öyle deme. Daha yolun sonunda çok var. İnşallah 100 yaşına kadar yaşarsın. Sevdiklerinle beraber. Yalnız da olmuyor. Hayırlısıyla demek lazım. Emine de diyor ki 23 yaşındayım. Ay oğlum 8 aylık. Bak çok yakınmış oğullarımız. Hiç büyümesin. Hep böyle kalalım. Büyüsün kız. Ben de bazen öyle diyorum ama bazen de böyle büyüyüp nasıl bir şey olacak, nasıl biri olacak.
Nasıl konuş? Mesela şu an konuşamıyor. Böyle böyle bir şey diyor ama istiyorum yani görmeyi. Sen seviyor musun çocukları? İnşallah. Zaten en büyük hayalim 3 tane çocuğum olsun. 3 tane. Evet. Hanımın haberi var mı bundan? Vallahi. Daha hanımı bulamadın. Olsun. Kabul edecek yani. 3 tane çocuk istiyorum ben. Allah Allah. Kabul edecek. Kabul edecek. Aynen. O 2 tane istiyorsa ne olacak? 2 tane istiyorsa ben 3.'yü yaparım ya. O engelleyemez o beni de. Allah Allah. Evet. Şu an ilk katımızı yaptık güzelce. Şöyle. Her taraf eşit miktarda. Bir taraf kalın, bir taraf ince olmayacak. Ay, erkekler için ne kadar kolay. 3 tane istiyorum, 5 tane istiyorum. Sen istersin tabii. Ama bakacak olan erkek. Ben nasıl bakacak ben olan çalışacağım, erkek? Emzirecekmiş gibi konuşuyorsun. Nasıl bakacak olan erkek? Hanım ya şimdi bayan kadınlığını yapacak, erkek erkekliğini yapacak. Bayan evde oturup yemeğini yapacak. Nasıl evde oturup çamaşırını yapacak? Yıkayacak. Biz evde bak mümkün varsa çalışacak, parasını kazanacak, tamam. Yemeğini de yapar. Tamam. Sen de yardım edeceksin. Ben ev hanımı istiyorum mesela. Niye? Ev hanımı olsun bana... Hanımlık yapsın. Ben de erkeklik yapayım. Çalışır para kazanır. Getiririm. 3 gün sonra hanımı beğenmemeye başla da bak ben seni ne yapıyorum. Yok yok. Ev hanımları ne kadar temiz titiz. Ev işi yap. Saçını süpürge et. 3 gün sonra. Şimdi bu Antakya'mızın tuzsuz mayalı peyniri. Cevap veriyorum bak. Tuzsuz mayalı peynirimiz. Senin kız kardeşin var mı? Yok biz 3 erkeğiz. Annemin 3 tane erkek çocuğu var. En büyüğü de benim. Annen tabii çalışmadığı için sen öyle görmedin. Evet öyle görmedim. Ya... Çalışan. Bir de bir şey söyleyeceğim. Şimdi erkek çocuğu ya da kız çocuğu fark etmez. Anneye bir şeyler soruyor. Cevap vermek gerekiyor. Kendini yetiştirebilen ev hanımlarına şahane. Harika. Ama çalışan kadına çocuk daha mı böyle şey yapıyor? Gerçi o da ne iş yaptığınıza bağlı. Hani alt katını koyduk. Şimdi peynirimizi güzelce yayıyoruz. Künefe deyince akla peynir gelecek. Peynirli künefe gelir. Yani kadayı fıstık koyduğunuz zaman, kaymak koyduğunuz zaman o künefelikten çıkar. Buradan lütfen ekranların başında izleyenlere künefe deyince akla peynir gelecek. Bak. Sen biraz dediğim dediksin ha. Yok ben... Var öyle var. Dediğim dedik değildi. Ben yanlış bir şey biliyorsam araştırırım. Doğruyu bulurum. Doğruyu bulduktan sonra da üzerine giderim yani. Ha. 3 erkek kardeşin en küçüğü müsün sen? En büyüğü benim. En büyüğü sensin. Evet en büyüğü benim. Bak aferin. Evet. Peki hadi künefeyi sen onun üzerine kapatırken geldim Elif'imin yanına. Şimdi bak ne güzel pişirdim etleri. Bakayım benim telefonum nereye gitti? Burada. Küçücük mutfakta telefonu kaybediyorum ya. Bakayım kaç yaşında olmak ister misiniz? Şimdi hemen şöyle etleri alalım. Nasıl canım? Güzelce milföylerin içine koyacağız. Nermin Hanım şu an 70 yaşındayım. 35 yaşında olmak isterdim. Neyi seviyorum biliyor musunuz? 70 yaşında şuraya girip de bana yazıyorsunuz ya. Vallahi çok seviyorum sizi ya. Yani ben de mesela 70 yaşında birisinin internet kullandığını, hani torun tombalığa da ihtiyaç duymadan şunu eline alıp da yazabildiğini görmek çok mutlu ediyor beni. Helal olsun. Vallahi helal olsun. Süper. Bizden daha iyi kullanıyorlar vallahi. Evet. Zahide'cim bak isteyen altına bir beğendi yapabilir, beşamel sos yapabilir. Böyle direkt etleri koymak yerine farklı değişik ıspanaklı bir zemin oluşturabilirler. Ama direkt böyle etleri koyarak da çok da güzel oluyor gerçekten. Hepsini dolduruyorum sonra nefis bir şekilde sunum yapacağız. İsteyen kaşar koyup tekrar fırına verebilir. Bunun üstüne ne yapacağız? Beşamel sos falan mı yapacağız? Yok yapmayacağız. Böyle. Sunum. Ama bu direkt tabağa gidiyor evet, yani. Evet direkt tabağa gidiyor ama dediğim gibi isteyen beşamel sos yapar ya da ıspanakta değişik bir karışım altına zemin oluşturur. Ispanaklı da çok güzel olur. Evet. Böyle güzelce işte Mustafa hazır. Yutkunuyor. Güzel oldu değil mi? Hiç evet. Ekmeğe de gerek yok. Ekmeği de yanında. Aynen. Üzerine belki biraz sarımsaklı yoğurtla. Of. Değil mi? Güzel olabilir. Bak sarımsaklı yoğurtla gerçekten çok güzel olur. Bunu da şimdi pişenlerin içine koyacağım. Senin yaptığın şekilleri göreceğim. Mesela düşünün katık pişmedi. Etmek için de güzel bir yemek olabilir. Değil mi? Hani ama bununla doyarlar mı onu bilemedim. Hop, şöyle kalanları da ortalarına şöyle batıralım. Sonra yanına yoğurtla evet yanına şahane olur. Evet afiyet olsun. Hep böyle bir şey dökesin var üstüne ya şöyle nedense. Sarımsaklı yoğurt olur. Sarımsaklı yoğurt olur güzel olur. Ben hepsini doldurmuyorum çünkü de. Fırında birazcık daha pişen var ya onların içine koyacağım. Senin yaptığın o değişik şekiller nasıl olacak merak ediyorum. Sen onları torpilli güzel olacak. Bakalım. Eminim güzel olacak. Haydi bakalım. Ay bu arada dur rahmet okuyacaktım. Şu an 25 yaşındayım. Asiye el almış. Diyor ki 10 yaşında kalsaydım keşke. Dedim niye 10 acaba? Çünkü 11 yaşında annesini kaybetmiş. 10 yaşında kalıp anacığına biraz daha sarılmak istiyor. Yattığı yerler nur olsun bir tanem. Herkesin bir soruda ne kadar çok hikayesi çıkıyor.
50 yaşındayım Zahide'cim, bu yaşta kalmak isterdim. Gençliğim hep üzüntü, kederli geçti. İnan en güzel günlerim. Kemal Emine Tabak. Vallahi ne güzel ya. Yaşından memnun olabilmek şahane bir şey. Şimdi Belent Hava'yı yapalım, hadi. Belent Hava'sını yapalım, kağıt kebabını. Siz zırhı çok seviyorsunuz. Ha, zırhı kullan o zaman. Evet, zırhla çalışacağız. Onu böyle, evet. Evet. Kağıt kağıdımıza başlıyoruz. Ben ne yapacağım? Gitme, nereye gidiyorum? Gel yanımda. Efendim, size künefeyi üretelim. Buyurun. Estağfurullah. Sen künefede kal. Ben malzemelerimizi, bir tane maydanoz, papya biberimiz. O papya biberini ben kahvaltıda bile yiyorum mesela. Çok lezzetli biberdir. Sivri ağacı biberimiz 2 adet. İki diş sarımsağımız. Malzemelerimizi doğramaya başlıyoruz. Zahide Hanım, biz isterseniz Elif Hanım'dan biz künefemizi pişirelim ocakta. Hadi pişirin. Dur hocam, dur bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Yes. Hemen künefeyi görelim, ocağa gidiyor çünkü. Evet. 3 Ocak'ta pişecek hem de, 3 Ocak. 3 Ocak ne demek? 3'ünü yaktım bak. Siz kağıt kebabını yaparken biz de o zaman Elif Hanım'dan künefemizi pişirelim. Bak bak bak, 3 tane ocak yanıyor burada. 3 tane ocak yanıyor. Şu an kısık ateşte. Kısalım mı hepsini? Tereyağı, için içe, peynir içine üsünecek birazdan. Birazdan şov yapacağız. Yavaş yavaş. Üçünü de yaktık. Şimdi aa, metremizi getir bakayım, ne kadar uzayabilecek. Ya, yapalım mı, olur? Yapalım valla. Evet, yavaş yavaş. Onu bir tarafa ama devamlı çevirmeniz lazım değil mi onu? Tabii ki de. Ha. Evet Zahide Hanım. Hadi bakalım. Kağıt kağıdına devam ediyoruz. Allah, bismillah. Hani görmüyorsun, dur. Mahmut gel annem, gel. Ha. Biberlerimizi doğruyoruz. Ay Allah aşkına, eline bak, başka bir yere bakma. Sarımsaklarımız da aynı şekilde. Hiç bunu düşürdüğün oldu mu? Başlarda artık profesyonellik devam ediyor malzemelerimizi doğramaya. Devam ediyoruz. Kız, nereye gidiyorsun? Gel buraya. Çok. Bak. Bu arada 750 gram ete kullandığımız malzemeler. Oh, maşallah. Makine gibi çalışıyorsun ya. Evet. Ya bir insan bak ne iş yaparsa yapsın, maharetli olunca ve o işi sevince nasıl güzel hale geliyor. Sen birisine sinirlendin mi, ne yapıyorsun acaba? Yani bunu daha mı böyle heyecanlı yapıyorsun? Yok yok, hayır. Senin sürekli... Sen niye saçın başın dağınık senin? Niye toplamıyorsun o saçı başı, bir de ruj sür. Ha, git rujunu sür de gel. Zahide Hanım, vallahi etimizi öyle, kullanıyoruz. Bazen böyle biraz şey yapıyorum. Tuzumuzu atıyoruz. Ekibime. Karabiberimizi yapıyorum. Kullanıyoruz. Bir de ritim yapıyor. Toz biberimizi bir de ritim yapıyor. Bayağı müzik yapıyor. Karıştırıyoruz. Yani. Bu arada tuzumu sizin için biraz daha azalttım. Bravo. Elif, duydun mu? Evet. Ya. Tebrik ediyorum. Ay ben hala korkuyorum ya. O bıçak. Allah. El o kadar yakın ki birbirine. Anam anam. Tabii canım, evde denemesin Mustafa. Öyle bir niyetin mi var? Bence de yapmayın yani. Kimin evde böyle bir satırı vardır acaba, merak ediyorum. Evet ya. Ay bizde aslında Kurban Bayramı'nda babaannemin böyle öyle bir mi şeyleri vardı ama zamanında. Ha. Bak nasıl böldü. Evet, gramajları ayarlıyoruz. Ha bir de onu da kafadan ayarlıyor. Tabii ki. Şimdi kağıt kebaplarımızı... Ay bari ondan sonra o bıçak o kadar küçük geldi ki gözüme. Evet. Yavrusunun yavrusu gibi. Kağıdı açıyoruz. Artık gelebilirim. Evet. Yuvarlıyoruz. Kağıt kebabımızı. Aa, bu teknik çok güzelmiş yalnız. Evet. Evet, baksana. Evet. Ay ben eskiden pideciye giderdim, pidecileri seyrederdim. O kadar maharetli yaparlardı ki o hamuru böyle. Vallahi. Bu şey gibi oldu, hamur gibi değil mi? Hamur gibi şekil evet verdi. Ay evet. Evde rahatlıkla yapabilirler. Ay reklama girmez mi? Zahide Hanım. Ha. Ay böyle vallahi. Kağıt kebabımız hal itibariyle hazır. Ana düşecek. Evet, hayır düşmez. Vallahi düşmedi. Kağıt kebabı. Vallahi bravo ayol. Kendim bu telefonu alkışlayamadım. Evet. Vay vay. Kağıt kebabıdır. Gördüğünüz gibi. Hiç düşmeye niyeti hayır yok. Ben denesem. Kağıt kebabımıza. Düşermiş. Düşermiş gerçekten. Diyeceğim maharet ustasını. Evet. Vallahi düşmüyor. Siz de taşıyabiliyorsunuz. Ama Mahmut sen gelene kadar düşecek yani. Domatesini, biberini kullanacağız. Evet. Baksana.
Şimdi bir dakika, bunun içinde ne var? Et. Maydanoz. Maydanoz. Kırmızı biber. Tuz. Ha. Başka hiçbir şey yok. Domateslerimizi kullanıyoruz. Ben bakamadığım için. Biberimizi kullanıyoruz. Hmm. Bunu böyle fırında mı pişireceğiz? Evet. Bu kağıt kebabımız fırında. Aa, ben hemen fırını ayarlayayım bir ve dakika. Aynı zamanda kağıt kebabımız piştikten sonra servis edeceğimiz ekmek. Ay. Hatay şu usulü. Ben zannettim. Kebap ekmeği. Hatay'ımızdan getirdim kebap ekmeğini. Piştikten sonraki halini de göstereceğiz. Bu ekmek mayalı mı? Evet. Evet. Çok şahane bir ekmektir. Ben de bu ekmekleri bayılırım. Kahvaltıda falan. Ay. Ramazan gelse şöyle Ramazan pidesi sıcak sıcak değil mi? Hayır. Nasıl canım istedi şimdi bak. Evet. Kokusu böyle üstümde. Az sonra üzerine kuyruk yağı bırakacağız. Fırına vereceğiz. Ha, bu piştikten nedir bu arada ya? Kalını. Bu nedir? O kabak. Bu kabak mı? Evet. Kabak buranesi için. Kabak borani yapacağız tabii. Ya. Evet. Ama bunun rengi bayağı beyaz nasıl geldi? Çünkü bu Antakya'nın beyaz kış kabağı. Sadece Antakya'da. Kış kabağı. Evet, beyaz kış kabağı. İç Anadolu bölgesinde, Ege'de bölgesinde bal kabakları var. Evet, bizim Antakya'da beyaz kabağımız var. Bundan biz kıtır turuncu kabak tatlısı yapıyoruz. Aynen. Kıtır, kireçte kabak tatlısı yapıyoruz biz. Ha, biliyorum onu. Onun kabağı bu. Biz bunu yemek yapacağız bugün. Soğan, sarımsak. Zaten geldik oraya. Hadi yapalım. Tabii o zaman birlikte yapalım. Bunu tenceresinde yapalım. Daha önce de zaten hazırlığını yapmıştım. Şimdi siz kaç yaşınızdınız? Kaç yaşında olmak isterdiniz? Size bir sormuş olayım bakayım. Ben? Zayda Hanım, ben yaşımdan memnunum. Kaç yaşındaydın? 28 miydin? 28 yaşındayım. Bu yaşta kalmak isterdim. İsterdim. Evet. Kebabı alıyorum buraya. Tepsi çok sıcak. Evet. Alıyorum böyle. Ay, kız alırken arada. Artistlik yapacağım derken. Artistlik yapacağım. Öbürünü de alayım mı? Hadi al bakayım evet, artistçi ama. Evet, onu alabilirsiniz. Ama bak onun üstüne denk gelecek. Diğer kağıt kebabını da hazırlıyorum ben. Dur ben onu ayarlarım şimdi. Hazırız. Burada ayarlayaydın ya. Bu da hazır. Zayda Hanım, bu benim oğlumun hesabı. Sizi izliyorum. Ben 59, 45 gösteriyorum. Herkes yaşıma şaşırıyor. Adım Emine, sizi seviyorum. Vallahi ne güzel bak. 59, 45 gösteriyor. Süper. Onun sonra şimdi yer tamam. Yok. Öyle dursun. Zayda Hanım, şimdi sizlere Hatay usulü Belen tavası yapacağım. Belen tava. Evet. Belen ne demek? Belen bir yer Hatay'ımızın mi? Evet. Bir ilçesi. Ha. Yani bir semti oluyor Hatay'ımızın. Bak bak bak, bıçağın da güzelliği. Özel işleme Osmaniye'den yapıldı. Osmaniye'de yapıldı. Ustası Adana Osmaniye mi? Olsun. Hayır, Osmaniye. Evet, Adana Osmaniye. Ha. Aynen. Ay, şunun güzelliğine bak. Komple el işçiliği. Bak bak, görüyor musun? Evet. Hiçbir makine ayar yok onda. Allah ama Allah. Ustamız bana bir satır hediye etti bugün. Ne? Göster bakayım. Benim de evimde artık satır var. Bu büyük satırdan onu, mı? Bak bak. Elif Hanım için hayır, korkup onu. Satırdan kaçan kadın şimdi ne kadar mutlu satır hediye edildi diye. Evet. Bakar mısın? Ya ben de izliyorum. Onun için sattım. Dedim ki şimdi Zahide görecek, isteyecek. Ben öbür tarafa çevirmek. Hayır, çok güzel, çok güzel. Evet, burada evet. Reklam varmış. Reklam var. Aa, küçücük. Tam çevirmiyorum kız. Evet. Küçücük. Ama ne kadar kesiyor. Güzel değil mi? Kesiyor. Tabii ki, tabii ki. Baksana. Evet, kesiyor. Aa, ama bu sana yakışır Elif. Vallahi senin çok. İşin bu. Yo, evet. Senin de olabilir. Ay, çok istiyorsan. Ay, çok güzel. Değil mi? Bayıldım. Vallahi kesiyor. Hem de ama nasıl kesiyor. Ama sen ne yaptın öyle ya? Ay, ne bileyim ben bir işte. Bir yandan elimi almışken. Teşekkür evet. ediyorum. Peki, hadi yemeğe devam. Yemeğe devam. Belen tavamızın malzemelerini doğruyoruz. Bıçaklarımızı. Ya sen bıçak sallarken etrafta kimse kalmıyor burada. Ben ayrı bir tarafa gidiyorum. Elif ayrı bir tarafa gidiyor. Ay Fatma, ben seni yerim ama ya. Zahide abla, ben 7. sınıfa gidiyorum. Sizi her zaman severek izliyoruz annemle. Ben ilkokul yıllarımda kalmak isterdim. Çünkü o zamanlar sınıfın birincisi bendim. Yine olursun aşkım. Hayatın birincisi ol. Ömrün güzel olsun inşallah. Bak 44 yaşında Hatice Hanım, ben yaşımı seviyorum, yaşımla barışırım diyor. Şimdi Zayda Hanım, şurada bir püf nokta söyleyeceğim izleyicilerimize. Aa, söyle kuzum. Hiçbir zaman kemikli pirzolayı, kuzu pirzolasını ön taraftan kestirmeyecekler. Bunun önü arkası neresi ki? Tabii ki arkası şu şekil oluyor. Ha. Kullanacağımız malzeme kuzu pirzola. İçinde liflerinin kopmaması için
ve suyunu dışarı salmaması için biz arkadan düzgün bir şekilde kesmemiz lazım. Ön yüzünden kesersek liflerine zarar vermiş oluruz ve pirzola daha çok sertleşir. O yüzden devam ediyoruz. Bu arada ben kabak bölgesine devam ediyorum. Aha, dur geleyim yanına, benimle de yap o işi. Tabii. Devam ediyoruz kesmeye. Ay Selim'i Alpa'ya, ben de 20 yaşında olmak isterdim. Evlenip çocuk sahibi olmak için. 42 yaşındayım, hiç evlenmedim. İleride evlenirsem de çocuğum olmaz diye çok korkuyorum. Aşkım benim ya. Selim'ecim, kız kardeşinin adı adım. İnşallah tez zamanda birisini bulur. Bir an önce çocuk yaparsın. Çünkü evet, bunlar biraz riskli yaşlar. Aşkım elini çok çabuk tutman lazım. Ama hayırsız birisiyle de evlenme ya. Ne yapalım, çocuksuzluk da bir hayat biçimi yani. Yapacak bir şey yok. Allah böyle nasip etti belki de. 3 Ocak yanıyor. Ne pişiyor? Şu an. Yalnız yanmak üzere bunun altı sanki. Bakabiliriz hemen, buyurun. Nar gibi oluyor nar. Doktorumu çağırsam mı? Nar gibi çağırmasam mı? Gelir mi, gelmez mi? İki uzmanlığı var. İç hastalıkları uzmanı. Tamam, sıkıntı yok. Bir de obezite uzmanı. Ve yaptığımız şeylere bak, olsun. Gelsin, anlatsın bize hayatımızın gerçeğini. Çünkü bunlar da gerçeklerimiz. Doktor Ayşe Kaya geliyor alkışlarla efendim. Gel kızım. Hoş geldin. Hoş bulduk. Sana künefeler yaptım, künefeler. Bak şimdi zayıflatan bir hekimden şimdi künefe, oh bayıldım. Ya şimdi niye olsun da, ki bunları yani? Zahideciğim, hayatı gerçekleriyle yaşamak lazım. Ha? Şimdi künefe hayatımızın gerçeği. Bu güzel yemekler hayatımızın gerçeği. Bunları hayatımızdan çıkararak zaten kalıcı zayıflayamayız. Çıkaramıyoruz zaten. Biz nasıl kalıcı zayıflayacağız? Yaz geliyor. Biraz incelmek istiyoruz. Hem künefeleri yemek istiyoruz hem de zayıflamak istiyoruz. O aynen. Zaman ne yapacağız? İşte bu programda bunun tüyolarını verelim. Verelim valla. Biz yani tüyoları veriyoruz, bir sürü uyguluyoruz, ondan sonra vazgeçiyoruz. Vazgeçmeyeceğimiz kadar kolay olsun, pratik olsun, ucuz olsun ve mümkünse bizi kilo verdirsin. Kesinlikle böyle. Şimdi ben bütün diyet listelerine karşıyım. Diyet listesi ne demek? Diyet ne demek? Bir şeyin bedelini ödemek demek. Evet, ne kadar ya. Sevimsiz değil mi? Aynen öyle. Niye diyetini ödüyoruz? Çok yediğimizin diyetini ödemiş oluyoruz ama o da hoşumuza gitmiyor. Gitmiyor. Şimdi mesela bu künefe hayatımızın bir gerçeği değil mi? Bu künefenin içinde ne var? Tel şehriye var, peynir var, yağ var, şeker var. Aslında kalorisi oldukça yüksek bir yiyecek. Tabii ki bunu çok sık yersek bu bizi hasta eder, kilo aldırır, metabolizmamızı yavaşlatır. Çok sık ne kadar yiyebiliriz ama künefeyi değil mi yani? Değil mi? Ayda iki kere olsun. İyi mi? İyi. İyi. Tam ayda iki güzel. Ama ne yiyelim kadar yani yiyeceğiz? Ama. İşte burada porsiyon çok çok önemli. Künefeyi bak, şu mesela, eliniz büyüklüğünde yiyeceksiniz. Bir dakika, herkesin kendi eli mi? Benim elim. Senin elin küçük annem ya. Ay. Çevirebilir miyiz? Şu an o zaman hadi çevirelim. Altı, çevirelim. Şu an altı pişti. Ama çok sıcak. Çevirebilecek misin? Doktorumuza hoş geldiniz. İyiyim, ben yemek yapıyordum. Kusura bakmayın. İçinde tel şehri, tel kadayıf. Un ve sudan. Su var. Evet. Şimdi biz bunu yediğimiz zaman size öyle bir tarif vereceğim ki öğlen bunu yiyeceksiniz. Akşam da bizim verdiğimiz tarifi yiyeceksiniz. Kilo almadan bu işin ucundan kurtulacaksınız. Biliyorsun. Hayat hep bir dengeden ibarettir. Ya hep ya hiç olmaz. Bunu gördük. Bunu yiyor muyuz? Biraz daha hareketimizi arttıracağız. Akşam da size bir zayıflatan ıspanak salatası tarifi vereceğim. Öğlene künefe, akşama bu salata tarifini yiyerekten metabolizmaları dengeleyeceğiz. İyi. Künefeyi yiyebiliyoruz. O zaman hadi çevirelim. Biliyor musun Ayça? Hatay'da bunu çeviremeyene kız vermiyorlarmış. Gerçekten mi? Valla. Çok iyi. Aynen öyle. Ya oğlumuz bekar ama şimdi, çeviriyor ama bekar yani. Şimdi, çevirene de vermiyorlar. Nasıl çevirirken? Dur bismillah. Başınıza bir şey gelmesin diye. O kadar. O kadar bir laf var, onu söyleyeceğim. Söyle. Kötü bir şey söyleme. Aynen. İyi bir şey söyle. Sünerse biber peyniri ona can verir Muhammed Harreri diye bir yöresel ağzımız vardır. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Allah'ım rezil etme ya Rabbim. Hadi bismillah. İş buldum. Şimdi bunu bir kere daha çevirsek mesela nasıl oluyor? Bunu bir daha şimdi bir altını da pişireceğim. Sonra bir kere daha çevireceğiz değil mi? Onu da Mustafa çevirsin. Tamam olur ama yapamaz. Yapar belki ya. Mustafa ne diyorum, duydun mu? Sevil aferin kız. Ha saçı başı toplamış, ucu da sürmüş. Ha şöyle güzel güzel karşımda. Bu tam işte bakır tepsinin özelliği bu. Altı tek renk olmayacak. Ay ne kesinlikle güzel oldu İstanbul'da ya da başka yerde yerken
künefe böyle tereyağı hakiki rengi budur. Kesinlikle tek renk kahverengi sosluymuş, karamelizeymiş, şekeri karamelize yapıyor. Kesinlikle orijinal künefe budur. Bakır tepside olur ve altına hiçbir sos sürülmez. Anam bunu çerez bol gördüğün gibi. Budur. Olay budur. O yüzden fena yani oğlumuz böyle. Bu arada kabak böreğimizin de eti kaz başı, kabakları da kaz başı. Kaz başı aynı boyutta. Kuş başının bir büyüğü. Bakabiliriz. Elif, ben ilk defa duydum kaz başını. Evet. Kaz kuş başı. Başının. Ha, bu bayağı büyük ya. Abi, bu yemek. Bakalım. Soğan, sarımsak, tereyağı. Biliyor muydun Ayça Kazbaşı? Yok, hiç bilmiyordum. Ben size o zaman bir sürpriz daha yapayım. Şaşırtmaya devam edeceğim. Size Antakya'nın orijinal keçi yoğurdundan tuzlu yoğurdunu getireceğim. Sadece Antakya'da olan tuzlu yoğurdunu ben dolapta saklamıştım. Allah'ım ya sen bu çocuk var ya çok fena. Çocukmuşum nasıl büyütüyor görüyor musun? Hayat böyle ama. Ya. Size bak. Bu yemeğin bak olmazsa olmazı borani, kabak boranesi, ıspanak boranesi. Bunun tadına baktıracağım size. Aa, ne güzel kokuyor. Bayağı yoğun bir yoğurt. Hemen. Kese yoğurdu derler. Peynire benziyor. Kese yoğurdu derler. Bu kesinlikle derler. Krema değildir. Bu biz taze pişirdim bunu size. Bir tadına bakarsanız. Bu çok ama ya. Erzi bile olmasın. Kesinlikle hayır. Bir tadına bak. Vereceğim vereceğim. Bu kimden bakıyorum. İstanbul'da hiçbir yere bulamazsınız bunu. Tadını bebeklere yedirebiliyor muyum ben? Arasa götüreyim hemen. Tuzu çok yüksek. Ha olmaz o zaman. Yok çok tuzu değil. İyi mi? Bunu yemeye konulacağız. Kabak çok başarılı. Anam çok nasıl çok tuzlu değil. Oldukça tuzlu ama çok lezzetli. Ama bu yemeğe hiç tuz koymuyorum ben. Dengeleyecek o şimdi kendini. Aynı var ya arası böyle bir şişe. Allah bir şişe yapmadığı zaman. Dur. Peki şimdi bu ıspanağı ne zaman yapacağız? Ne zaman yiyeceğiz? Ayakkabılarımı giyiyorum bir taraftan. Şimdi birazdan size bunları bir ıspanak. Bunları yedik mesela. Bunları yedik. O zaman akşamleyin bunun bedelini ödeyeceksiniz. Akşamleyin nasıl? Bir salata yiyeceksiniz. Ve öyle malzemeleri karıştıracağız ki C vitaminleri, lifler vücudunuza girecek. Hem metabolizmayı hızlandıracak hem de burada yediğiniz fazla şekeri ve karbonhidratı nötralize edecek. Bu arada gitmeden Mahmut bir gör. Belen tavayı bir gör. Bakın. Bir gör. Altta etler, üstte pirzolalar. Sosu da var, fırına girecek. Ha. Hadi bakalım. Afiyet olsun. Hadi bakalım. Belen tavamızı da gönderiyoruz fırınımıza. Bugün çok yemek yaptık, çok. Ama güzel olan mesela bak doktorum diyor ki yiyebilirsiniz ama akşamı en azından böyle kurtarın. O zaman hadi ver tarifini bir tanem. Bakıyorum şey yok burada ya. Burası farklı bir konuya geçiyoruz Zahideciğim. Burası yaşlanmayı durdurma tarafı. Şimdi biz yıllar geçtikçe nüfus cüzdanı tarihi yaşımız ne oluyor? İlerliyor. Beden yaşımız ilerliyor. Ruh yaşımız aynı kalıyor. Aynen öyle. Diyoruz. O da çok tehlikeli evet. Bir şey. Yaş 80, ruh 30'sa olmaz o da. Olmaz. Bir ayarını bulmak lazım. Şimdi ama genç olmak istiyoruz evet, tabii. Geçenlerde bir araştırma okudum Zahideciğim. Bu o kadar önemli ki. Diyor ki araştırma şu anda 45 yaş ile 55 yaş arasında olanlar. Bunlar bir önceki jenerasyona göre yani 100 yıl önce insanların ortalama yaşam süresi 60-65 civarındaydı ve bu insanların 3-4-5 çocuğu vardı. Ya. Şu anda 45-55 yaş arasını sürenlerin 90 ve üzerini görme ihtimali %50. Ay inşallah. Ve bu insanların 0-1-2 çocuğu var. 40 yaşlarında olanların kaçmış. Onların daha da uzak. Yani şu anda yeni doğan çocukların 100 ve üzerini geçme ihtimali %80'in üzerinde. Inşallah. Ama tabii yıllar geçiyor da bu vücuda doğru bakmak, sağlıklı bakmak hani bir tabirimiz vardır bizim elden ayaktan düşmemek olayı var ya. Allah elden ayaktan işte biz uzun yaşayacağız inşallah ama sağlıklı yaşamak için nelere dikkat edelim? Elden ayaktan düşmeyelim, başkalarına muhtaç olmayalım. Nüfus yaşı geçerken ruh yaşımız aynı kalsın, beden yaşımız gençleşsin diyorsak şunları mutfaklarınızdan çıkaracaksınız. Ya çocuklara şunları alıştırmayın Allah aşkına. Yıllardır söylüyoruz aslında anneler biliyor. Ama yine de böyle çoluk çocuğun elinde bunları görünce büyük konuşmayayım ama yani ben Aras bunlarla asla tanışsın istemiyorum. Allah kimse kusura bakmasın reklam veriyorlar ama yani ne yapayım doğru bildiğimi söyledim her zaman size. Şimdi bu paketli ve uzun ömürlü yiyeceklerin içinde ne var biliyor musun? Ne trans var? Yağ var. Yani bunlar şekli değişmiş yağlar ve hücrenin genetiğini bozuyor bunlar. Ve yaşlanma sürecini inanılmaz hızlandırıyorlar. Şöyle. Paketli uzun ömürlü yiyecekleri evlerinize sokmayacaksınız. İşte bunu mesela sabah işe gidiyorsunuz alıyorsunuz sıcak sıcak mis. Atıveriyorsunuz. Zaten bunu yutmaya ne var? 3, 3, 4 hadi bilemedin gitti bitti. Ama bunun kalorisini bütün gün çekiyoruz sonra. Şimdi kalori diyorsun ya Zahide. Hı. Şunu hemen gösterelim. Şu gördüğünüz poğaça. Mesela ne kadar masum görünüyor değil mi? Şunu yediğinizde 5 dilim ekmek üzerine de 1 yemek kaşığı yağ yemiş kadar kalori alıyorsun. Yapma ya.
5 dilim ekmek ve beş dilim ekmek, yağlı ekmek. 1 yemek kaşığı da üzerine margarin sürüp yediğinizi düşünün. Şu poğaçaları yediğinizde bir tanesinde. Allah Allah, nasıl doymuyorsunuz? Olur mu bir şey? Ya işte bu yağ bunun kalorisini yükseltiyor. Bir yükseltiyor. Şu gördüğünüz, hani ne yediğimizin farkında olmamız lazım. Eyvah. Hepimiz şunu söylüyoruz. Ne olacak canım, bir poğaça yiyiverdik gitti. Ama bunun içine giren yağ bunun kalorisini bir yükseltiyor. Yazıyor. Ya. Trans yağlar, yani genetiği bozulmuş yağlar var bunların içerisinde. Elden ayaktan düşmemek istiyorsanız, başka birine muhtaç olmamak istiyorsanız bu vücutlarınıza koyduğunuz yiyeceklere dikkat edeceksiniz. Yağ oranı yüksek, pakette uzun ömürlü, kan şekerinizi hızlı fırlatacak, karaciğerinizi yağlandıracak yiyeceklerden uzak duracaksınız. Ay bak, burada benim sevdiklerim var. Peynir evet. Var, zeytin var. Şu acukaya be Allah evet, uçmasın. Evet, salçalar. Ha, ben mi? Mesela buna da bayılırım. Bunda ne yazıyor? Dur bakayım. Ne yazıyor? Ne yazıyor? Bir görün bakalım. Yapma be. Gizli tuz var. Gizli tuz var. Şimdi Sağlık Bakanlığı müthiş bir anlaşma yaptı restoranlarla. Hı. Şu anda bütün yiyeceklere girecek tuzların miktarı, şekerin miktarı azaltıldı. Elif, duydun mu? Duydum, ben de artık evde az tuz kullanıyorum. Kız evde yapıyorsun da burada niye yapmıyorsun? Burada biz Elif'le var ya her gün bir tuz kavgası yapıyoruz. Ya tuz, yapın, yapın. Yağ, şeker. Bu konuda kavga edin diyeceğim yani. Evet, kavga ne haddimizde de yani tatlı evet. Tatlı atışıyoruz. Evet ama... Bak evde kendimiz tereyağlı poğaça yapsak aynı şey olur mu? Mikrofonun yok ama. Ama ben söyleyiverdim. Şimdi o poğaça yenecek yani diyorsun. O poğaçayı yaparken ne yapacaksın biliyor musun? Bu elin yağı koyarken bu elin buna vuracak. Diyecek ki seni gidi seni çok koydun diyecek. Tamam mı? O yüzden yağı azaltacaksın. Yaptığın poğaçanın ununu esmer undan kullanacaksın. Bir de içerisine patates koymayacaksın. Tamam, peynir olabilir. Ispanak olabilir. Bu ne ola ki? Bak bunun içindeki öyle bir şey ki şişmanlama sebebi. Eğer isterseniz tam tersi zayıflama sebebi de olabilir. Ben öyle anladım. Evet. Bu ne bunun içindeki? Bunun içinde bir madde var sevgili dostlar. Bunu programın sonuna doğru söyleyeceğim. Çünkü o kadar çok bilinçaltınıza yer etsin ki bunsuz yapamayın diye. Bunu bunsuz yapamayın. Bunsuz çikolata yapamayın. Bakar mısın? Şimdi bizi izleyen sevgili seyircilerimiz şunu yapsınlar. Herkes bir yazsın bakalım bu kutunun içinden ne çıkacak? Bilmecemi soruyorum. Bu bir yiyecek tamam, değil. Instagram'ın devamına yazabilirsiniz bak. Yani bu öyle bir şey ki iyi kullanırsan şahane zayıflatıyor. Kötü kullanırsan... Efsane kilo aldırıyor. Sizin evet. Elinizde. Bu ne olabilir? Evet, yazın Instagram'ımıza. Bu arada bir ipucu vereceğim size. Bu bir yiyecek değil, bu bir içecek değil. Bakalım yiyecek kimler değil, içecek bilecek. Değil. Giyecek mi? Bilemiyorum. Bak mesela ben taytlara karşıyım. Kendim de giyiyorum bayıla bayıla. Ama kilo aldığımı anlamıyorum. Yani bir tane yine tayt giymek istiyorsanız giyin. Spor yapıyorum, hep tayt var altımda ama... bu sefer kilo aldığımı gerçekten anlamıyorum. Genişliyor çünkü. Oh ne rahat, hiçbir şey anlamıyorsun. Ama bir pantolonum var, oradan anlıyorum. Mesela hamilelikten sonra o pantolonuma daha giremedim. Yani girdim de kapanmıyor şu an. İnşallah kapandı mı diyeceğim ki tamam oldum ben. Evet, işte bu hayatlarınızda mutlaka olması gereken bir madde. Peki, hadi yiyecek bakalım. Değil, içecek değil. Herkes tahminini yapsın, bize bir mesaj atsın bakalım kimler tutturuyor. Mustafa bak bakayım neler yazıyorlar. Bu arada şimdi... Alper'le tanıştıracağım seni. Alper'in videosunu girseniz aslında. Hazır mı? Bak şimdi Alper son derece zeki bir adam. Bir derdi var. Minik bir derdi. Biraz yağlı kardeşimiz. Biraz. Aslında dediğinizi yapıyor. Sık yiyor ama nasıl yiyor? Buyurun bir Alper'le tanıştırayım sizi. Ya aslında şöyle bir olay var. Bilmediğiniz bir şey var. Az az yiyeceksin, sık sık yiyeceksin. Ben öyle yapıyorum mesela. Tamamen az az, sık sık. Bu kadar. Fitliği ona borçluyum ben. Fitlik derken abi? Oğlum zayıflayamıyorum. Zayıflayamıyorum ya. Ben Zahide Yetiş'e çıkacağım ya. Evde balon balon şişiriyorum. Olmuyor. Hiçbir şey olmuyor. Beni Zahide Yetiş abla zayıflatır. Tamam, ben ona başvuracağım. Tamam. Beni Zahide Yetiş abla. Seni bakalım nasıl zayıfladı. Gel Alper. Seni de böyle alayım mı Ayça'm? Gel ön tarafa kuzum. Alper hoş geldin. Hoş bulduk. Merhaba. Merhaba. Merhaba Alper'cim diyeceğim. Yaşça benden çok gel küçüksün. Gel bakalım Alper. Böyle. Alper bir anlat şimdi bize. Kaç yaşındasın? Evli misin? Bekar mısın? Ne iş yaparsın? Şöyle söyleyeyim. 31 yaşı bitirdim. 32'ye girdim. Uzun süre web tasarımı, e-ticaret alanlarında çalıştım.
Şimdi açıkçası sosyal medyayla çok hani haşır neşirim. Hı. Ayrıca da yine gıda üzerine bir imalatımız var. Hadi. Onunla da ilgileniyoruz. Dur, ne reklama girmesin ama ne imal ettiğini söyle. Tabii onu söyleyeyim. Yaprak sarma, lahana sarma, ne zeytinyağlı. Size de, zeytinyağlı. Size de getirdim. Özellikle getirdim. Ya bende şöyle bir olay var. Ben çok sık sık yiyorum dediğim gibi. Hı. Ama zamanlamayı belki de yaptıramıyorum. Ama bak, sevgili Alper'cim, çok gençsin, tamam mı? İleride çok sağlıklı bir hayat seni bekliyor. İnşallah. Ama bazı yanlış davranışlarını silmemiz lazım. Sık sık az az yiyorum cümlesi tam bir şehir efsanesi. Evet. Ya. Bu bir doğru değil. Bu doğru değil. Sık sık az az yediğin zaman ne olur vücuduna biliyor musun? Şimdi lokmayı ağzından yuttun. Bu gitti midene. Pankreasın, karaciğerin bunu sindirmek için sürekli enzimler salgılar. Midenin işini bitirmesi ortalama 4 saat. Sen bir saat sonra hop bir şey daha attığında ne olur? Miden, karaciğerin yine yorulur. Mesela evinde bir çamaşır makinesi var. Sen bu tişörtün için çamaşır makinesini ayrı çalıştırsan, çorabın için ayrı çalıştırsan, işte çarşaf için ayrı çalıştırsan, günde 15 kere bu çamaşır makinesini çalıştırsan ne olur Alper? Batarsın Alper. Anladın mı? Şu vücuda sürekli bir şey atarsan ne olur Alperciğim? Bütün iç organların yaşlanır. Enzimlerin aktive olur, karaciğerin yağlanır, pankreasın yağlanır, gizli şeker çıkar, diyabet çıkar. İşte fazla kilo deyip geçmiyoruz. Kilo birçok hastalığın nedeni. Ya ben mutlu olacağım şekilde yiyebildiğim için bende şöyle bir olay var. Yani ben mesela strese gireyim, kesinlikle yani yemeden falan düşmem, yerim. Yani ya. bol bol yerim. Yani tamamen hani o an şey doğal yani bir şekilde. Hiç böyle ama kendime dikkat edeyim vesaire tarzı. Ne şöyle, zaman aklına geliyor? Her hafta pazartesi diyete başlarım. Pazartesi günü akşamı biter diyetim. Salı günü normal halime. Salı biteydi bari, akşamına bitiriyorsun. Ama doymuyorum, bir de doymuyorum, öyle bir şey var. Yani mesela yiyorum, hiçbir şekilde doymuyorum. Yani. Ne öyle yiyorsun bir, mesela? Ya ben abur cubur çok severim. Tatlı inanılmaz severim. Yani şurada mesela görüyorum künefe falan, elim ayağım boşalıyor böyle. Yani titriyorum acaba, yani. Acaba Alper neden bu yiyecekleri seviyor? İşte bunun farkına varmak lazım. Yani ne zamandan beri sevsen? Bebekken tombik bir bebek ben miymişsin? Şimdi küçükken çok zayıfmışım. İnanılmaz zayıfmışım. Bir ameliyat geçirmiştim. Burada beze gibi böyle bir şey çıkmış. O zamanlar annem demiş ki doktora, yani hiç kilo alamıyor. Demiş ki 7-8 yaşından sonra görürsünüz demiş. Ha. Nasıl kilo alacağını. Yani orayı biz de bilemiyoruz. Herhalde sen şehir efsanesi olabilir. Sen evin kaçıncı çocuğusun? Ben ikinci çocuğum. Bir abim var benim. Kardeşlerinde nasıl kilo problemi? Onda da kilo problemi var. Anne baba? Annede de var birazcık. Biraz var. Evet. Anne babada kilo problemi varsa çocukta ortaya çıkma riski %95. Eyvah. Bir. İki, özellikle zayıf bebekler ve zayıf çocuklar kodlanıyor. Yesin, yesin, yesin diye. O anda zayıf oluyor ama bu yaşlara geldiği zaman yemenin iyi bir şey olduğunu zannederek bilinçaltından da yeme dürtüsü onu bırakmıyor. Anneler ve babalara seslenelim bu arada. Diyelim ki. Benim anneme de seslenelim. Seslenin. Annenin adı ne? Memnune. Memnune Hanım. Memnune ya, Hanım. Ya oğlum. Oğlum bana emanet. Sen merak etme. Bak şimdi doktorumdan tavsiyeleri almaya başlayacağız. Şu elimde görmüş olduğunuz 10 lira dermişim. Bir alana bir bedava. Evet ya. Şu elimde görmüş olduğunuz var ya. Bu var ya bu. O kadar fena ki. Hem çok iyi hem bizi yediriyor. Fena yediriyor. 60'ında 50. 50'sinde 40. 40'ında 30. Nasıl olacak bu işler? Nasıl göreceğiz? Hepsini konuşacağız. Az sonra geliyoruz efendim. Havva Hanım 180 kilo olunca yuvası yıkılmanın eşiğine geldi. Tükendim artık. Herkes baksın başının çaresine. Şey, ben nereye gideyim? Benim gidecek yerim var mı da gideyim? İsmail Bey'in açıklamaları kafaları karıştırdı. Konuştuğum bir bayan var, geldi buraya da. Var. Getir, yanıma getir sesin bayan. Evli olduğunu incel et. Bileyim evli olduğunu. Canlı yayında İsmail Bey eşine söz verdi ama... Sen kilonu ver, ben gene senin yanındayım. Yine yanındayım demeyeceksin, daha yapmayacağım diyeceksin. Yapmayacağım. Söz veriyorsun. Tamam. Yayın sonrası neler yaşandı? Ya ben senin nerede olmandan emin olmam lazım. Emin olacağım ki neredesin? Bu o saat zaman... oldu saat, 2 gündür biz buradayız. O zaman ver kilonu.
Ben nereye gidiysem senden geldi onlar. Bunları ben her zaman yaşadım. Az sonra... Kalça protezi nedir? Kimlere kalça protezi ameliyatı yapılır? Robotik kalça protezi ameliyatını robotlar mı yapıyor? Protez ameliyatlarının riskleri neler? Kalça protezi ameliyatlarıyla ilgili tüm merak edilenler, ortopedi ve travmatoloji uzmanı operatör doktor Murat Tezer'le az sonra Zahidi Yetiş'te. Hayat hep güzelliklerle dolu olsun diyoruz ama işte yemin ediyoruz, iyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta o kadar uzun yıllar var ki önümüzde. Hastalıkta yaşanıyor, sağlıkta oluyor. Gülüyoruz da, ağlıyoruz da, eğleniyoruz da, sıkıntı da yaşıyoruz ama işte her zaman aynı olmuyor. Hepimiz aynı olmuyoruz. Şimdi ne oldun? Hangi arkadaşı el sallayacaksın? Kız ben seni anlatıyorum, sen el salla. Salla. Salla salla hadi tamam. Kız yap tamam. Ama duymuyorlar ki seni. Nerede kızlar geldin? Selam söylüyorum. Trabzon'da arkadaşlarım izliyle beni şu anda. Şimdi bakalım onlar ne diyecekler sana sonra. Akşam kocamı kaybettim diyor. Evet. Allah kaybettirmesin kimseye karısını kocasını da. Niye kaybetti biliyor musun? Gitmiş gelmemiş otele. İstanbul turu. Hemen. Hemen yazdı benimkiler. Ama öyle evet. Demiyor abim ya. Kayboldum da demiyor. Ne demiş olabilir sizce? Kayboldum demiyor. He, programın başını izlemiş olanlar hemen. Asker arkadaşımlaydım demiş. O zaman hanımına söyleyecek. Peki bakalım ne demiş, ne olmuş akşam? Bir izleyelim önce. Hava Hanım, İsmail Bey neler yaşadı akşam? Buyurun efendim. Hava Hanım 180 kilo olunca yuvası yıkılmanın eşiğine geldi. Tükendim artık. Herkes baksın başının çaresine. Ben nereye gideyim? Benim gidecek yerim var mı da gideyim? İsmail Bey'in açıklamaları kafaları karıştırdı. Konuştuğum bir bayan var. Getir buraya da. Var. Getir yanıma getir sesin bayan. Evli olduğunu inceletmiş incelet. Bileyim evli olduğunu. Canlı yayında İsmail Bey eşine söz verdi ama... Sen kilonu ver ben gene senin yanındayım. Yine yanında demeyeceksin yanında. Daha yapmayacağım diyeceksin. Yapmayacağım. Söz veriyorsun. Tamam. Yayın sonrası neler yaşandı? Ya ben senin nerede olmandan emin olmam lazım. Emin olacağım için neredesin? Bu o saat zaman... oldu saat iki cündümüz buradayım. O zaman ver kilonu. Ben nereye gidiysem senden gel de onu. Bunları ben her zaman yaşadım. Yıllar süren evliliklerine 4 çocuk sığdırmıştı Havva Hanım ve eşi İsmail Bey. Fakat 15 sene önce Havva Hanım kilo almaya başladı ve şu an 180 kilo. Havva Hanım'ın fazla kiloları yüzünden eşi İsmail Bey artık dayanamıyorum deyip zayıflamazsa boşanmak istediğini söylemişti. Fakat bazı açıklamaları da kafa karıştırmıştı. Var benim hayatımda bir insan var. Söyleyeceksin onu bana. Benim hayatımda bir insan var. Onu bana diyeceksin. Ya, onu bana ya, söyleyeceksin. Hayır onu bana söyleyeceksin. Ya küleni verirsin ya da ben gideceğim. İkinin dördü de. Zahidi Yetiş de stüdyosunda Zahidi Yetiş'in de yardımlarıyla Havva Hanım ve İsmail Bey yeni bir beyaz sayfa açmaya birbirlerine söz vermişti. Hep senden istedik, haksızlık olmasın, sen de söz iste. Ben sen Havva'dan ne istiyorsun? Şey istiyor, git diyor, suyunu kendin alacaksın diyor. Evet ben alacağım diyorum, inşallah alacağım diyorum. Zahid abla ben de insanım, benim arkadaşım yok mu, çevrem yok mu? Doğru. Ben anam arkadaş... bırakma elini bak hemen elini istiyor. Kilonu ver benim kilomu en azından i̇nşallah. Benim kilomu en de. O kadar beraber olmasa yeneceğiz inşallah. Bir koltuğa bile de beraber gidelim. İnşallah. Fakat yayın sonrasında gelinen nokta çözümün hala uzakta olduğunu gösterir nitelikteydi. Bak bu adam nerede kaldı ya? Burası İstanbul. Beni burada bıraktı ciddi gelmedi. Sabah oldu Allah'ım yarabbim ben ne yapayım? Bir yer bilmiyorum, bir yere kakamayırım, gidemiyorum. Ben ne yapayım? Bakmıyorsun telefona, meşgule alıyorsun telefonu. Neredesin, ne yapayım ben? Burası Trabzon değil, burası İstanbul. Nerede bulayım seni ben?
Açmıyorsun telefonu, aç. Ararım, meşgul alıyorsun telefonu. Neredesin? Görüntülü arayacağım seni. Benim eşim kaçta çıktı ben hava? Trabzon'dan gelen hava. Akşam gelmedi de. Haber de alamıyorum kendisinden. Acaba kaçta çıktı buradan? Cep telefonu meşgul alıyor. Arıyorum, meşgul alıyor. Bakmıyor telefona. Ne yapmam gerekiyor? Alma telefonu meşgul etme. Çok bunaldım. Gelsene. Ne yapayım ben burada tek başıma? Aç şu telefonu İsmail, neredesin? Gelsene, akşamdan çıkmışsın buradan, neredesin? Ben nereyi bilirim burada, bir yer, bilmem bir yeri ki, bir arayayım bulayım seni. Allah'ım yarabbim, bana hayırlı bir kapı aç Allah'ım. Ne yapayım ben Allah'ım? Sana yalvarıyorum, hayırlı bir kapı aç bana ya Resulallah'ım yarabbim. En sonunda telefonunu açtı İsmail Bey. Alo. Efendim? Neredesin İsmail? Akşamdan çıkmışsın abiden. Neredesin? Arıyorum, meşgul arıyorsun. Akşamdan beri seni 10 defa aradım. Neredesin? Bugün de evli oldun. Neredesin? Burası İstanbul. Ben Trabzon'da mıyım ki birini çağırayım eve, bir arkadaşım bir şey yapayım. Burayı ben bilirim, bir yeri bilirim, bir şey bilmiyorum. İsmail, niye konuşmuyorsun? Ararım seni, meşgulü niye alıyorsun? Sonra ya telefonu kapatıyorsun. Ya aşağı arkadaşını at, görüntülü göster bana, inanayım sana, inanmıyorum. Burada ben yol bilmiyorum, hiçbir şey bilmiyorum, biz bilmiyorum. Tek başıma bıraktın gittin beni. Ne yapayım burada, aşağı arkadaşındaysan arasın görüntülü. Ben derim sana ki göster bana aşağı arkadaşını, inanayım onda olduğuna. İnanmıyorum aşağı arkadaşında olduğuna. Bana inanmayasanız, zaman hayatlarınızı ayıralım, herkes yoluna baksın. İsmail, böylesin mi? Böylesin mi? Şu telefonu aradığım zaman bak telefona. De ki ben asker arkadaşım dayım da beni aramadım, rahatsız etme de ben aramayayım. Akşam ben gittim buradan. Ben burayı bilmiyorum, ne zaman geliyorsun? Yarım saate gelirim. Tamam, çabuk gel, bekliyorum. Hadi gel, bekliyorum seni. Allah'ım yarabbim ya. İnsanı bu kadar da bunaltmak olmaz yani. Çok bunaldım ya, böyle insan olur mu ya? Bir yol ayrılalım demiş duruyorsun, bir yol ayrılalım. Bir yol ayrılalım, yani bu çözüm müyse, bu çözüm değil ki. Burada çare bulmaya geldik derdimizi, çare arayırız burada yani. Gitmişsin buradan, gelirim yarım saate, bir saate telefonları meşgul alıyorsun. Telefona bakmayasın. Madem asker arkadaşındasın, açarsın güzelce, dersin ki ben asker arkadaşımla oturuyorum. Ya bu saatte gelirim, ya gelmem, yani ben de beklemem. Ve nihayet İsmail Bey geliyor Havva Hanım'ın yanına. Bir sefer aradım mı, aç bunu, bu telefonu kapatıyorsun, kapatma bunu. Adam tamam, bir sefer aradım, meşgul aldım insanı. Adam bir sefer aradım, ben çaresizim demek burada, çaresizim. Görüntülü ararım seni, gösterirsin bana ki asker arkadaşım yani değil mi? Ben yerine gittiğin zaman seni görüntülü almak zorunda ya, değil mi? Aramak zorundasın. Niye arayayım, zorun ne benim? Ya ben senin nerede olmandan emin olmam lazım. Emin olacağım ki neredesin? Bu o saat zaman, oldu saat, iki gündür biz buradayım. O zaman ver kilonu. Ben nereye gidiysem sen de gel bana. Ya ben kilomu vereyim, benim yine bırakıp gitmem mi lazım? Benim sağ değil mi? Benim arkadaşım. Ya sen de insansın, biliyorum insan olmasın ama burası yeri değil. Burada ben hiçbir yeri bilmiyorum. Bak sen arkadaşın var. Akşamdan gitmişsin. Ya tamam da sen şimdi hastasın diye ben de hasta mı olayım sanma? Ben ya benim hasta olmayacaksın ama kahvaltı yaparız, ne yaparız, otururuz, ben bir rahatlarım, ondan sonra sen gidersin. Geldik, yemeğimizi yedik. Ya telefonu meşgul alıyorsun, ararım, kapatıyorsun. Bir sefer aradım, beni meşgul aldım. Görüntülü arayın, dostum asker arkadaşını, ben asker arkadaşımı yandım, ben gelirim. Ben şimdi hemen hayatımı sana anlatmak zorunda mıyım? Anlatırsın, senin hayatın benim hayatım, bizim hayatımız bir değil mi? Benim özelim olmayacak. İyi günde, kötü günde biz söz vermedik mi? Tamam, benim özelim olmayacak mı? Ya senin özelin olamaz, benden başka özelin yok senin. Hayır, ben olamaz. Ben o zaman, ben bir robotum. İnsansın. Robot evet miyim? İnsansın ama biz oluruz Trabzon'da. Robot miyim? Gidersin arkadaşlarına, cezersin, tozarsın, gelirsin. Ben seni biliyorum nerede olduğunu, bir arkadaşım canım ben bana. Ben robot miyim? Bana yardımcı ol, ya bana bak. Ben konuşma. Bu hayatta yoruldum. Hep konuşma, beni dinle. Ben bu hayatta yoruldum artık, canım yanıyor benim. Anladın mı? Allah aşkına yalvarayım sana ya.
Beni az bir dinle. Ya kabul ediyorum, ciddiyim, ciddiysin. Ya tamam az beni dinle. Ben burada tek cezamda yaşamam. Biz böyle anlaşamayız. Bak ben böyle sana yaşamam. Ben böyle beni yoruldum dinle, artık dinle. Yoruldum ben. Tamam, o lafları bir defa unut. O lafları unut da de. O zaman dinle beni. Ben sana yardımcı olacağım da. Ben sana inşallah kurtulacaksın de, ağlama de, ben de ne çıldırım de, bir şey söyle bana. Beni dinle, dinle, bir sus. Bir de bir söyle, bir sus. Çıldırını affettirmem sana. Bir sus da bir şey anlatayım sana, bir sus, dinle beni. Susmayacağım ki, yoruldum artık, yoruldum. Susmayacaksan ben de bu hayatı yaşamayacağım sana. Herkes yoruldum kendi hayatını yaşasın. Yoruldum ya, bu kadar da mı olur ya, bu kadar da mı olur? İçinci yıl buradan bırakmış gitmesin beni, üçüncü yıl buradan gitmesin. Yardım yemeğini yedim, çayını getirdim. Ya ne zaman yemek yedik biz, akşamdan yedik. Buraya bir çare bulmayacaktı bana yardımcı ol benim arkamda olcu ben bileyim ki benim çiftse meuse benim başım arkamda dur diyeyim ben. Az benim bir dinler misin? Artık ben de yoruldum, yoruldum. Ya az benim ben burada dinle, tek ben başımayım. Konuşma anne ben. Ya konuştuğun konuştukları bir de ki ben susayım özür dilerim bir özür dile benden. O zaman dinle beni bak beni bir dinle ben de konuşayım. Özür dile benden. Ben senden niye özür dileyim? Ya de ki bıraktım gittim arkadaşıma uydum biraz konuştuk sohbet ettik unuttum seni de. Az beni bir dinler misin sen? Ya çok mu acili bunlar sana? Ya az beni bir dinler misin? Dinleyeceğim söyle. Ben insan mıyım? Evet robot insansın. Robot değilim değilim insanım. Sonuçta yok robot değilsin insansın. Sen hastasın. Evet. Ben de senden hasta mı olayım? Ya hasta benim olmak zorunda değil. Benim hiç arkadaşım çevrem. Bir oturacağım, bir konuşacağım, ya gideceğim. Tamam ben sana anlatamıyorum, anlatamıyorum. Olabilir ki sen anlatarsın da beni anlamayasın sen. Yok ben seni iyi anlarım ama sen beni anlamıyorsun. Sen beni anlamayasın. Ben sen beni anlamayasın. Bir de telefonları meşgul alıyorsun, bir de açmayasın. Çorun tamam kalk ayırın, beraber gidelim. Ben aceleyim, ağında çaldım. Tamam kalk beraber gidelim. Haydi gidelim. Taksim. Çağır taksiyi çağır gidelim. Tamam ben size geldim, giydim, hazırlanayım. Sen de böyle beklemeye tamam, gel. Tamam geleceğim, tamam. Ben beklemem yolda seni, bak önde diyeyim sana. Yolda bekleme beni, gelirim ben. Allah rızası için bak yalvarıyorum sana. Bak ben seni beklemem. Bak bir dakika bana sizin ben sen daha oturduğun yerine kalkamayasın. Seni girmek istemiyorum bak. Hangi kelime beni bileceğiz? Zorlama yani. Beni zorlama. Bana yok yok hangi kelime bileceğiz? Çok bunaldım artık yoruldum ya. Ben de insanım. Ben de bunaldım. Ulan ne bir salamıyorum. Ağlamak da yoruldum ya. Otur kalk ama ben burada tek başıma bırak. Bak sen bana attığın müddetçe beni yanlış ola sen itiyorsun. Ben seni itmem. İtiyorsun. Eşini yanlış ola itmem. Sen beni arıyorsun. O bayanla sana sormayayım hiç İsmail. Ne bayan ya? Senin ev... Ah sen arkadaşın da. Sözünü sana. İsmail ciddi bunun misin? Bunun sözümüz yok. Var. Sen bana ne diyorsun ben giderim bak beni tutamazsın sen. Yok mu senin? Senin evin yok mu? Sen böyle yaptığın müddetçe beni tutamazsın. Sen bu telefonları meşgule niye alıyorsun? Sormaylar mı? Kim olursa olsun. Beni aradım ben senin meşgule. Asker arkadaşın olsa bile der ki İsmail ara eşini de görüntülü konuş onunla. Kim o da rahat olsun sen de rahat ol. Diyemez misin yani bunu? Ben asker arkadaşımla seni görüntülü mü konuşturacağım? Ya geçersin az bir yan tarafa. Geçersin bir yan tarafa. Oradan görüşürük yani. Ya sen var ya estetten bak. Hiçbir şey yapmıyorum sen. Niye geldin buraya? Gezmeye geldim ben. Gezmeye niye geldin? Ben Trabzon'da buraya gezmeye geldim. Niye geldin? Gezmeye. Ben siz niye gelmedin? Bak, asker arkadaşın madem bize de ben siz niye geldin? İsmail bak yapma böyle. Ben Allah rızası için böyle bak yanlış konuşuyorsun bana. Yemin ederim bileceksin dinlesin diyecekler çaba sen ne kadar iyi bir insan bak. Ben her şeye sabır ediyorum bak. Yemin ben kötü olduğum için sana böyle uğraşırım değil mi? Ya yemin ediyorum sana. Yemin de sabır da bu kadar olur yani. Ben kötü olduğum için mi uğraşırım sana? Sabır da bu kadar. Sabrın da sana celi gücü ya. Az beni dinle. Benim dedemi duy. Sabır taşı çatlayın bak. Sabır ede. Ben yoruldum artık. Yoruldum. Benim ben dedemi duyar mısın? Için. Ben kötü olduğum için sana uğraşırım böyle. Ya kötü değilsin. Sana kötü madem demiyorum ben kötüyüm ama. Madem ben kötüyüm kötü olacağım. Ya yoruluyorsun ama sen ayağın gidiyor, gidebilirsin. Tamam bak ne güzel, sen ben, ayağın gidiyor. Gidemiyorum. Sen şimdi gidemiyorsun diye benim de ayaklarım gitmesin mi? Ben bir yere çıkmayayım, hiçbir yere gitmeyeyim mi? Ya bunu tamam cevabı bana. Gidemeyelim bir şey istemiyorum senden. Bana bunu cevabı ver. Sen benim yerime kendini koy. Sen böyle yaptın ama benim kendimden başka mısın? Kalmadı, gerçekten kalmadı. Bak yeminler olsun. Bak sen böyle yaptın. Ya ağlamak da ben beni çoruldum beni itiyorsun ya. O yollara. Ya çoruldum diyorum sana. Az Allah aşkına yalvarıyorum sana. Yapma böyle İsmail. Az beni dinle. Artık misin? Yoruldum, yoruldum ya. O zaman kendin konuş, kendin de ben daha sana muhatap olmayacağım. Ya sen dinle buradan çıkmışsın. Dinle. Akşam ben yemek alıp yiyemedim. Bu sabah ben seni varsa gör. Tamam öylesi yiysecek tamam. Herkes yoluna olsun, baksın. Hadi bakalım. Ben de burada duran ya. Bir daha da beni kesinlikle aramıyorsun. Bak kesinlikle. Ben arayacağım seni. Benim arayacak kimsen yok. An gözünün önünde de engelleyeyim seni. Ah. Gitme diyorum sana gel buraya. Gitme ha burada cırıltı konuşuyor. Beni dinlemeyen insanla benim hiçbir işim olmuyor bak. Gel canım buraya bak tarlandım bunaldım merak ediyorum. Ettim seni buraya gel tamam.
bana her zaman yaşatıyorsun sen. Her zaman böyle yaparsın bana. Yapma diyorum. Ben ne edeyim şimdi burada? Ben nereye gideyim Allah'ım? Bana yardım eyle yarabbim. Sanki kilo sorunu değil de boşanmak üzere olan bir çifti bir araya getirmek gibi hissettim ben, değil mi? Hani sanki bana biz boşanacağız da bana o yüzden gelmişler gibi. Kilo değil sanki olay. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Orada bir cümle vardı. Aslında Mahmut oraya denk getirebilirsen. Ağlama kuzum ya. Bak burada çözüm bulmaya çalışıyoruz. Al bir tane. Konuşa konuşa. Ama o konuşma arasında şu çok dikkatimi çekti. Mahmut orayı bulursan aslında sen beni anlamıyorsun, sen beni anlamıyorsun. Havva Hanım İsmail Bey diyor ki sen beni anlamıyorsun. İsmail Bey Havva Hanım'a diyor ki sen beni anlamıyorsun. Böyle 3-4 kere birbirlerinin anlaşılamadığını anlattılar aslında, değil mi? Niye birbirlerini derdini anlatamıyorlar? Biri tamamen susup öbürünü dinlemesi lazım. Öbürünün yürekten içten öbürüne bir şey anlatması lazım. Bak siz benden büyüksünüz aslında, sizin bana akıl vermeniz lazım. Mesela ben orada gördüklerimi söyleyeyim. Bir, telefonu Havva Hanım bir açtın, adam alo dedi. Biliyorum o sırada çok doldun. İnan alosundan başka bir şey duymadım. Bir 3-5 dakika saydırdın. Abi sen de madem gideceksin, gerçekten burası İstanbul, bu kızcağız, yani bu kadıncağız, kızcağız diyor. Kız sen nasıl 40 yaşındasın bu arada? 40 yaşında mısın sen? O da kafam karıştı akşam. 40 yaşındayım. Bana 40 dedin dün, ya. Nüfusta başka yazıyormuş. Nüfusta 52 yazıyor. Evet, nüfusta öyle yazıyorum. Gerçekten. Aslında 46 yaşındayım. 46? Evet. Çünkü arkadaş. Ya, 16 yaşta evlendik. 30 senelikte evliyim şu anda. 16 yaşında 46. Ha bu tutuyor. Hı. Öbür türlü 40 yaşındasın, 30 senelik evli, 10 yaşında mı evlendin? Ha. Evlenirken kaç kiloydun Havva Hanım? 70 kilolarla evlendim. Bak, 70. 4 Mahmut'a tane versene çocuk o fotoğrafı. Evet. Değil mi? 4 tane evet. Çocuk doğurdum. Şimdi kadın vücuduyla erkek vücudu aynı değil aslında. Ve aslında erkeklerin farkında olmadan birçok hanıma yaptıkları şey bu. Bak evlilik kilolarını görebilirsiniz orada. Yıllardır kilo problemi olan insanlarla çalışıyorum Zahideciğim. Ve çoğu zaman erkekler hanımlarını getirdiği zaman sanki kadın bu suçu kendi yaptı. Bu bir suç muymuş gibi davranıyorlar. Bu bir hastalık. Yani mesela eşiniz bir akciğer hastası olsaydı, karaciğer hastası olsaydı, böbreğinde bir taş olsaydı ne yapacaktınız? Tedavi ettirmek için doktor dolaşıp en iyi tedavi yöntemini baksana bulacaktınız. Ya, küçücüklermiş daha ve tabii bu süre içerisinde 4 tane çocuk. Her gebelikte kaç kilo aldın Havva Hanım? Vallahi bayağı aldım yani. Değil mi? O gebeliklerden sonra mı bu kilolar kaldı hep? Yok şimdi, abla değil. Ha öyle ya, değil mi? Ya son gebelikten sonra sezaryen oldum. Ondan sonra işte ondan sonrası ne diyeyim? Şimdi gebeliklerde kadar kadının vücudu bir değişiyor. Lohusalıkta bir değişiyor. Her ay adet görüyor, bir değişiyor. Bu arada da vücuttaki yağ hücreleri büyüdüğü zaman farklı hastalıklar ortaya çıkmaya başlıyor. Vücut kilo aldıkça o gizli hastalıklar ortaya çıkıyor. O oluyor, bu oluyor derken hani gittikçe kilonun önüne geçilemez hale geliyor. Yaş 46 ise daha tabii yaş daha bu genç. Bu sürede de eşlerden şöyle bir etki geliyor Zahideciğim. Sanki bunu Havva Hanım kendi isteyerek yaptı gibi davranıyorlar. Ya öyle bu değil, bir ama hastalık. Bunun bir çözümü var. Hiç merak etmeyin. Ki yeni kilo alımını tabii ben yardımcı olacağım size. Yani yeni kilo alımını durdurmak bile bu aşamada çok çok önemli. Peki şimdi şu beni anlamıyorsun kısmını Mahmut hazırlamış. Biraz süpersin. Bir onu gösterir misin bana? Bak birbirinize ne diyorsunuz orada. Ben anlatarsın da beni anlamayasın. Yok ben seni iyi anlarım ama sen beni anlamıyorsun. Sen beni anlamayasın. Sen beni anlamayasın, sen beni anlamayasın. Sen beni yok, sen ben seni iyi anlarım ama sen beni anlamıyorsun. Sen beni anlamayasın. İsmail Bey ne olurdu mesela çıkarken ben asker arkadaşıma gidiyorum deseydiniz? Abla o anki stresten dolayı arkadaşım aradı beni. Ben daha akşam dün programı seyretmiş. Onun sevincinden beraber söylemeyi de unuttum. Mesaj attım, mesajı da okumamış. Ha, mesajı ne zaman gittikten sonra mı attınız? Giderken yolda attım. Peki giderken hiç birbirinize hoşça kal falan demediniz mi? Diyemedim, o stresten beraber diyemedim. Kapıyı çarpıp mı çıktın gittin? Hayır hayır. Ben lobide çay içiyordum, arkadaşım aradı beni. Dedim böyle böyle dedi. Hayır, lobide çay içerken yukarıya çıkacağım diye mi kaldın aşağıda? Evet. Yani seni yukarıya bekliyordu Havva Hanım. Evet.
Sonra bir baktı senden haber de yok, sen de yoksun. Asker arkadaşım aradı beni. Dedi programda seyrettim sizi. Tamam dedim, oturup konuşalım dedim, buluşalım. O da zaten yakındaydı. Gittim, keşke oturdu. Onu çağıraydın oteli aslında, orada lobide beraber şey yapsaydınız. Hani Havva Hanım da merak etmeseydi. Keşke çağırabilseydin. Yani bilmiyorum, daha acemiyiz. Kimseyi tanımıyoruz, bilmiyoruz. Yani onun psikolojisi olduğu. Bir taraftan. Havva Hanım sen, peki niye telefonlarını açmadınız? Hani sonra aramış. Abla aradı beni, arkadaşımla konuşuyorum. Meşgul attım hani ki daha sonra döneceğim sana. Yani iki dakikanın içinde 10 sefer aradı beni. Tabii merak etti orada bir de açmayınca. Yani ben de yani sıkılıyorum da. Yani devamlı bir insan aranmaz, bir sefer aranır. İnsan sana cevap verirse verir, vermezse demek ki müsait değil. Öyle ya, değil o mi? Da var da şimdi bak mesela ben aynı şeyi düşünüyorum, hani gitse merak eder insan. Defalarca aramam ama valla bizim var ya bu kadın milleti, başına bir şey mi geldi? İşte abla bu yani genelde kendisinden bahsetmiyorum. Genelde kadınlar hep böyle yapıyor. Hep şüpheci yaşıyorlar, hep şüpheci. Ama anne, aslında sen de değil. Çekip gidersen, cevap vermezsen, bir de nereye gittiğini de söylemezsen. Şimdi ama biz şüphelenmeyelim. Kim şüphe de değil. Bak inan kadınların çoğunun aklına başına bir şey mi geldi? Ha? Bir de İstanbul'dasınız siz, Trabzon'dan geldiniz. Ya doğru da çok şüpheci. Çok şüphesi. Yani ama bildiği halde. Bak ben sana şöyle bir şey anlatayım. Sen diyorsun abla, ki ben çekip gideceğim, başka kadın bulacağım. Şimdi o şüphelenmesin. Abla ben kim sekemiyorum şüphelensin? Ama daha sekemiyorum bak. Kahvaltısını hazırlayıp götürüyorum. Suyunu götürüyorum. Yatmasında yardım ediyorum. Hep yanında mısın? Hep yanındayım. Evde olduğun zaman hep yanındayım. Desin ki yalan söylüyorsun. Ama Allah'ım 24 saatte adamı tepende dikemezsin. Ben robot değilim, insanım sonuçta. Tamam da benim ama 3-4 gün gelmiyor Vecidi'ye de. Ben ayağımın altında ne yapıyorum tek başıma? 3-4 gün gidiyor gelmiyor. Evet, gidiyor. Acaba hava almak mı istiyor? Biraz aşır rahatlamak mı istiyor? Tamam ama bir cıncıtsın. Aynı cene telefonlara bakmayın. Ara ayrı bunu meşgul ciddi hiç kapatayım. Bir de acele hiç anlatayım onu. Peki mesela şöyle bir şey yaptınız mı hiç? Haftanın mesela atıyorum bir günü İsmail abi o gün mesela çalışıyorken bile izin veriyorlar haftada bir gün. Eğer hep senin yanındaysa bir gün git İsmail. Kafana göre bir gün yaşa. Başka kadına gitti anlamında değil tabii ama tövbe yarabbim. Sonra mutlu ol, biraz arkadaşlarınla ol, kahve neyse nereye gitmek istiyorsan sonra gel ama yanıma. Ben sürekli söylüyorum onu zaten. Abla ben öyle yapıyorum. Mesela darlandığım zaman gidiyorum, ya, hava alıyorum, gene gelirim. Yani sonuçta ben bunu bırakıp gitsem 15 sene önce bırakıp gitmez miyim? Ay Allah korusun. Giderim şey, hiç olmasın. Beni kim yargılayabilir? Hiç kimse yargılamaz. Evlenmek nasılsa boşanmak da öyle. İsmail ama abi, bak ben sen, hala onun yanındayım. Allah korkun 15 vicdanı. Yıl. 15 yıla saygı duyuyorum zaten, bak o yüzden konuşuyoruz. Havva Hanım. Bir de 15 yıl arada bırakıp gitse giderdi de bu adam senin. Sence niye gitmiyor mesela? Yani gitse böyle beni asarlar. Sonuçta bak buraya, buraya kadar o geldi o beni seviyor aslında da. Bence de seviyor. Çok seviyor. Çulaların yüzünden yani çok şey yaptı bana Allah. Bir de adamın Allah dediği ne? Hadi ya gidelim beraber. Yok, sen gitmedi de gel beraber. Dedim ona ben dedim şimdi ona abla, gidelim ben, dedim bana ona diyorsun ama ki, olmuyor. Bırakıp gidiyorsun. E ben ona desem ki haydi beraber gidelim. Nasıl gideyim ben bulan bir yere? Bana sen izah et. Ya bana haksız değil. O kadar bir şey söyleyeceğim. Gidilebilir. Havva Hanım ölmedi, yaşıyor yani. Yaşıyor ama abla o yürüyor. O kadar ya değil. Aha İstanbul'a geldiniz. Ben gidebiliyor çektim yani, ben bilirim. Allah bilir, kimse bilmez. Ya mutlaka öyle. Böyle bize dışarıdan bir şeyler söylemek. Şimdi ben Trabzon'dan buraya kalktım geldim. Affedersiniz 3 sefer 4 sefer lavaboya gitti. O otobüse inip binmelerini ben çektim, onlar başkası zor değil. O doğru. Doğru ama işte eş olmak da öyle bir şey ya, bir tarafta. Ben de diyorum ki yani ben kötü bir insan olsam, seni sevmesem, senin elinde durmasam 15 sene önce bırakır giderim. Ya beni tamam, yargılayabilirler mi? Bunun kötü iyi insanlıkla alakası yok. Ama bak ben yanındayım ya diyorum, 15 yani senedir yanındayım diyorum sana. Sen de biraz çaba ver, külünü ver. Ya bir hayat yaşayalım. Bir şey söyleyeceğim. Şunun sözünü alabilir miyiz? Yani bana ne olur en azından giderken nereye gittiğini söyle Havva Hanım'a. Çünkü ekibi gece bir de aramışlar. Havan benim kocam yok. Eyvah dedik ne oluyor? Koştura koştura gittik otele. Otel abla, görevlisini arıyorsun. De sen bak. Abla diyor ben diyor ne diyeyim diyor. Hanımefendi kocam nerede diyor. Ben nereden bilebilirim diye aşağıdaki çocuk yazıyor. Abla bak gittiğim yeri bilse yani biliyor ki ben oradayım. Heh. Ama beni 50 sefer arar. 50 sefer. Ya oradayım biliyor eminim. Ha. Garanti orada olduğumu biliyor. Ama 50 sefer arar. Arıyorsun mu Havva Hanım? Evet arıyorum. Ama 50 çok değil mi? Bak benim arkadaşım bana demez mi? Ben şimdi nerede olduğumu bilmiyorum. O yüzden arıyorum yani. Ama ya çok şüpheci. Bıktırıyor bak, bir taraftan aramalar. Bıktırıyor şüpheci. Abi sen de şimdi ona bir şey dedim diye hemen şey yapma. Yok, bunun bir ortası, bir ayarını bulmak lazım ama.
Ya ayarını, o da kendini ayarlayacak. Ya bak, bak İsmail Bey, ben şimdi ona söyledim. Ne dedin? Cid dedim ona, cez. Ama cezdin akşamda ne vecil dedim. Az bir saat daha cezersin arkadaşınla cid. Yani ne yaparsan yap, ben ona bak. Yani içim bir şey yapa yapa ne yaparsan yap dedim, cid dedim. Öyle yani de nereye gidersen cid dedim şey ona ben. Vallahi billahi söyledim ama akşamda şu kapıya beni bak, biz tek içimiz yaşıyoruz evde. Çoluk çocuk evlendi, gitti onlar herkes. Onlar evlen, bir tane beçer oğlunu. Şunu ben götürüyorum, kahvaltısını ben zaten samaçları. Hani bu anlattıklarınız yani avam mı baktığınız anlamına geliyor. Bak bunlar mutlu ediyor bir taraftan ama. Ama ben sekiyorum bunlar, başkası değil ki yani, kimse kimsenin derdini bilmez. Bakmaz abi, zaten sana da bir şey olsa ondan başka kimse bakmaz. Yani ama onun için ben oynayayım derim abla. Ben onun için oynayayım. Sonuçta o da insandır, ben de insanım. E tabii ki öyle. Peki şöyle yapalım. Ne olur akşam bir yere gidecekseniz eğer, mümkünse otele davet edin, lobide beraber yiyin için. Çünkü İstanbul'da çok bilmiyorsunuz değil mi? Bilmiyorum. Ben askerliği burada yaptım. Başka bilmiyorum. Ha, ama sonuçta merak ettiğinde biliyorsunuz. Ne olur telefonu aradığında açın. Havva Hanım sen de ne olur. Yani iki kere ara, üç kere ara. Ve 20 kere ararsan olmuyor yani. Açamıyor belli siz ki. Siz de VTR'de seyrettiniz abla. Benim konuşmam bile yani konuşmaya bile müsaade etmiyor. Bak onu bana dedim diye ne olur şey yap. Yok vallahi işte, her zaman böyle. Tamam, şimdi ben onu gördüm. Her zaman ama böyle. Sizin de öyle ben gidiyorum bile demeden ortadan yok olmanız, korkmuş kadın. Orada haklı ama yani. Ama bıktım daha abla ya, beni dinlemiyor bak beni. Benim ona ne söyleyecek olduğumu dinlemiyor beni. Bak ben hani haber vermeden, yani kendini vermişsin, haber vermeden eşime bir yere gitsem geri dönebilir miyim bilmiyorum. Öyle de bir durum. Hanginiz yapabilirsiniz bunu? Gece gideceğim, 2:30'da geri döneceğim. Ve nerede oldum bilmeyecek. Yani ben hayalini bile düşünemiyorum yani. Aynen. Sizin eşiniz gece gelmese sabah evleneceksiniz, siz aramazsınız mı? Merak etmezsiniz Manit. Ararız da ama böyle 50 kere. Merak ediyorum ben de. Ya, telefonunu açacak söyleyecek. Telefonu. Ha. Ya keşke ama açsaydın, söyleseydin bitseydin. Yani beni, bana nerede olduğumu söylemeye bile müsaade vermiyor bana. İzlediyseniz çünkü çok yalan söyledim bana. Dinlemiyor. Ben dedim burada arkadaşım da ama başka beni, yerden haberlerini siz aldım. Siz şimdi beni dinlemeden ben kendimi size nasıl ifade edebilirim? Edebilir miyim? Ama dur duymuyorum, mikrofonunuz yok sizin. Nerede mikrofon bizim? Diğer mikrofon nerede? Hah. Alabilir miyim hediye? Çok teşekkür ederim. Şimdi bizimkiler de tabii. Sizin başınıza gelse ne olur ne yaparsınız? Hah. Ama şimdi Zayda Hanım. Dur. Sen de konuş, dur. Sor kızım. Şimdi ben diyorum ki şimdi beyefendi gittiği yeri söylese güzelcene, ben şurada filancı yerdeyim dese, hanımefendi de o kadar 50 sefer aramayacak, ne olduğunu bilecek. Diyor ki o da şüpheleniyor. Beyefendi hep şüpheli şüpheli konuşuyor. Yok boşanacağım, yok bilmem ne yapacağım, yok alıp başımı gideceğim dediği zaman Hava Hanım da şüpheleniyor tabii. Ben olsam yani beterini yaparım. Beterini de yaparım. Uzak dur. Şey. Olmaz abla, bir yani şey söyleyebilir miyim? Peki hanımefendi. Biz sallan bir şey konuşmak için. Ben seni dinlemem gerekiyor, sen beni dinlemen gerekiyor ki bir şeyde buluşalım, doğru mu? O bağırdığı zaman siz de bağırıyorsunuz. Benim bir kere dinlemeye fırsat vermiyor. Zayda Hanım, orada bir mesela konuşmanızda bir kelime vardı. Ben İstanbul'a gezmeye geldim diyorsunuz. Siz İstanbul'a gezmeye mi geldiniz, eşinizi zayıflatmaya mı geldiniz? Ben İstanbul'a 15 senedir hiç gelmedim. Ama ilk, tamam da geldim. Daha ilk gününüz o kadın otelde, zaten kadın yalnız. Niye yalnız bırakıyorsunuz ben ki? Ben kendi başına yollamadım. Kusura bakmayın da bak ben kendim gelmişim onunla. Tabii ki yalnız bak bırakmayacaksınız. Şu anda da yanındayım bak. Hayat müşterek böyle almamışsınız ki müşterek onu. Müşterek olmasa evlendiğinde zayıfmış. Şimdiye kadar 10 sefer ben evlenmiştim. Vallahi erkeklerin stresi yüzünden şişmanlıyoruz biz. Hiç kusura kadınlardan bakmayın. Stresi sokuyorsunuz bize devamlı. Erkekleri de stresi sokanlar kadınlar da. Bunu da unutmayın. Evet. Ben de evlendiğim zaman 36 beden giyiyordum ama stresten bu hale geldim. Sinir at içine, at içine. İnsanların birbirini anlaması gerekir. İşte anlamayan bir eşin olursa böyle olursun işte. Biz de ondan söylüyor bahsediyoruz. Söylüyor mu, üstü kapalı geçeyim. Biz de ondan dinliyorsa şimdi evde köpürmüştüm. Eyvah, eyvah. Neyse bu işin eve dönüşleri de var. Hanımlar sakin. Sakin, çözeceğiz bu işi. Biz kimleri zayıflattık? Gördünüz burada bir sürü şey yaşadık. Ben şimdi fazla bir şey istemiyorum ondan. Ben ona demiyorum ki bana gelemedim para kazan getir şunu yap bunu yap. Ben onu demiyorum. Ben ona diyorum ki kilonu ver, sağlığına kavuş, gene beraber nasıl 15 sene mutlu yaşadıksa gene devam edelim. Etmeseydik ben evlenirdim şimdiye kadar. Evlenemez miydim? Ay bak bunu boşardın değil mi? Ablacığım ben yanında durmasaydım 15 sene önce bunu boşardın değil mi?
yargılamayın. Ya. Beni yargılayabilirler mi? Niye boşandım diyebilirler mi? Şimdi size böyle söylese ne yaparsınız? Ona ne dersiniz? Şüphelenmezsiniz mi siz? Ama bak ben yanındayım gene. Ben yanındayım bak yanında. Tamam, bunları devamlı söyleyince bile insanda aslında stres artıyor yani. Ay, vay, bakın ya. Ben size bir şey söyleyeyim. Bir hastanın yanına bir hasta bakıcı gittiği zaman belirli bir seviyeden sonra o insan bıkıyor. Anladın mı? Ücretini al. Hayır. Ücretini aldı o insan bıkıyor. Ama ben 15 sene bak bıkmadım. Zahide Hanım, bir hastalandım, o kadar hastalandım ki hastaneye yattım. Eşim 3 ay sandalyenin üstünde beni bekledi. 3 ay. Ben yatak yüzü görmeden bak, evde eve gitmedim. Ablacığım, ben 15 yıl. Bekleyeceğim tabii. 15 ay değil. Olsun, onun hastalığı yok ki. Hastalık 15 yıl. Her seferi her şeyin başında boşanacağım. Ben 15 sene önce de, 15 sene önce de senin anneni babanı bakmadım. Hastaneye ben gittim. Yoğun bakımla da yattım, baktım onları. Her şeyi yaptım. 4 tane çocuk yaptım. İyi yedim, edeldim. Güzel. O zaman çok iyi bir bayanıydım. Ben de onları bildiğim şimdi için. Şimdi olmadım dini. Ben de onları bildiğim stresin, senin yanındayım şeyden, bak. Seni bırakmadım. Sağ ol, teşekkür ederim. Yanındasın ama senin sözlerin beni bu duruma getiren onlar. Sen de beni diktirme bak. Onlar. Beni hala dinleme bile dinlemiyorsun. Ben 4 tane çocuk sana verdim ki baksan bir tanesini bir daha bakamazsın. Bir şey söyleyeyim. Bizim bir şey söyleyeyim sana. Bir şey söyleyeyim. Bir de kardeşine de ki kardeşim kalk götür beni İstanbul'a. Bak senin o kardeşin, ben senin eşinim. Hangisi getirir? Ya sen getirir mi? Getirmez. Götürür. Ama bak ben götürüyorum. Gerçekten götürür kardeşim. Getirmez. Benim bir kardeşim var. Bir tanesi kapını geri açmıyor. Benim kardeşim kapımı geri açıyor. Götürür. Açmıyor. Allah razı olsun. Benim kardeşim ha, bak, çok yardımcı bak bu biraz böyle bana. Bel altı vurmak oluyor şimdi. Onun kardeşinin yeri ayrı ama kocasının yeri herkesin ayrı. Herkesin yeri ayrı. Tabii ki ama, yeri ayrı. Evet. Ama bak ben kardeşimi kardeş aradım. Abla nasılsın? Ne yapıyorsun? Ne diyorsun? Yani İsmail Bey bak şunu demeye çalışıyorsanız. Bak kardeş can parçası tabii değil mi? Ki. Kardeşim bile yapmıyor. Bak ben yanındayım demek istiyorsunuz. Aynen onu diyorum. Ama öbür söyledikleriniz o kadar negatif ki. Ya bu sefer hani iyi bir şeyi o kadar kötü kapatıyor ki. Ha, hani öyle ben giderdim evlenirdim falan deyince. Hani biz diyoruz ki yani bak adam helal olsun 15 senedir yani, yanında hop o gidiveriyor. Ben de ama ben demek istiyorum ki. Yani siz ben bunu, olsanız ister misiniz? Ben bunu sevmeseydim. Bunun yanında durmasaydım. Ben evlenirdim değil mi? 15 yıl geçti. İşte bak bunu dedikçe yok. Vallahi bak yüreğimiz acıyor. Ya, onun yanında tabii öyle ki adı bir şey ama diyorum ki ben demek istedim tamam, ki. Şuna bak böyle diyeceğine yapmadım. Böyle diyeceğine şöyle desen İsmail abi. Ya tamam ben gidiyorum. Var belki hatalarım ama ben bu kadının yanındayım. Aha da buradayım desen. Buradayım aslında ama. Sen bunu demek istiyorsun ama. Burada ne işte öyle evlenirdim yapardım falan olunca olmuyor. Bak böyle desen olacak. Ya tamam onu da söyleyeyim. Söyle. Ya, kilosunu versin, sağlığına kalsın, ben her zaman yine yanındayım, i̇şte yanındayım. Bak, peki veremezsem yanımda değil misin? Olmayacağım sen yanımda. İşte o da var. Bu Alper'in fikri daha da enteresan. Duydun mu Alper'in ne dediğini yani diyor. Öyle demiyor. Söyle Alper. Ya baktım şimdi hani Havva abla kilo veremiyor ya. Ha. Abiyi kilo aldıralım, benim gibi mutlu olsun ya. Ne olacak? Bak bu bizim hiç aklımıza gelmedi görüyor musun? Günler oluyor ama. Öyle ya, mi? Evet, ben yemek çok kötü. Ben eşim o kadar bağlıyım, o kadar bağlıyım ki benim eşim ceze cezmeye gitmiş. Bak işte anlaşamadığımız bu nokta. Gezeni saat 3'te beni arıyor. 3'te arıyor. Hava değil. Ben kaldım değil. Trabzon'da cel beni al. Ben taksi tutarım. Ben eşimi gidip alıp da celiyorum. Bak işte anlaşamadığımız nokta bu. Biliyorum. Ne sen beni dinliyorsun ne ben seni. Almasın ben onu. Almasın gidip almasın. Ben onu almam. Derim ki çıktığına gelseydim. Sen taksiyle dışarı çıkıp evet çıktım. İsmail'i alıp getiriyor. Alıp geldim var. Evet. E nerede buluyorsun peki? Aray ben falan yerde. Hemen celemiyorum. Çal al beni. Ben gidip alıyorum onu taksiyle var. E sen niye havaalanıma seni aldırıyor? Gelemiyorsun i̇şte. Eve. Neyse ama oraları karıştırmayayım. Bunlar çok eskiden olan bir şeyler. İşte çocukluk ya, yaşlarında. Peki bu zaman. Arada bir dakika bir sakin. Ayça'm. Aslında Ayça Hanım doktor ama iki branşta doktor biliyorsunuz. Metabolik hastalıklar ve iç hastalıkları. Bunlara şahit oluyorsundur sen de mutlaka. Evet. Kilo aldıkça beyler uzaklaşıyor. Ama beyler kilo aldıkça hanımlar pek bir yere gitmiyor. Biraz gitmiyor. Farklı işliyor. Evet. Peki Havva Hanım gerçekten kilo verebilir mi? Neden vermesin Zahideciğim? Tabii ki verebilir. Şimdiye kadar sen hiç kilo vermeyi denedin mi? Evet denedim. Neler yaptın? Ya ben hastanede yattım. Ben bir ayda 15 yattı. Kilo verdim. 10 kilo yattı, 10 gün yattı, 4 kilo verdi. Yani 10 günde 4 kilo verdi. Şimdi biz şunu yapacağız. Kilo insanın başına gelen bir hastalık.
hani dedim ya az önce, aynı karaciğer hastalığı gibi, akciğer hastalığı gibi, onu güzelce bir muayene edeceğiz. Kilo aldıran nedenleri bulacağız. Tedavisini yapacağız. Ama nasıl olacak bu? Bir günde 50 kilo vermeyeceğiz. Yeni kilo alımını durduracağız. Ayda 4-5 kilo, 4-5 kilo derken kilolarından yavaş yavaş kurtulacağız. Bu bir okul olacak sizin için. İnşallah. Biz size ekip olarak yardım edeceğiz. Psikologlarımız da var. Ama burada şöyle bir durum var tabii. Şimdi ama, yapalım bunu ama Trabzon'da yaşıyorlar. Ne yapacağız? Şimdi bu görüntülü arama var ya, görüntülü arama. Öyle de İşte biz yurt dışındaki hastalarımıza görüntülü aramayla da takip ediyoruz Zahideciğim. Peki uyabilir misin Alma Hanım? Uyabilir misin dediklerine? Uyamaz abla. Uyamıyorum. Öyle mi? Niye? Çünkü daha kendi hastane, bir şey demedi. Hastanede yattı 10 gün. 4 kilo verdi. 10 günde bak ne güzel vermiş. Eve geldi. Ama hastanede yattığı için olabilir mi o? Evet, evet. Hastanede yattığı evet. için. Eve geldi tekrar. Normalde tutamıyor musun Alman Hanım mesela? Hayır. Ben sıkıntı ettiğim zaman da mutfağa koşarım. Hemen yiyelim. Eyvah. Ama sen zayıflamak istiyor musun? Bana evet, onu söyle. Çok istiyorum. Bak biz sana şunu yapalım. Yeni kilo alımını durduralım. Çünkü bu kilo öyle bir şey ki önüne geçmezsek. Şimdi 180 kilo, gelecek yıl 190 kilo, öbür yıl 200 kilo. Yani sen bir günde mi 180 kilo oldun bir tanem? Yıllar içerisinde oldu. Yani sen bunu istiyor musun? Zayıflamak evet, istiyor evet. musun? İstiyorsun. Tamam, ben senin yanındayım. Şunu yapacağız. Yeni kilo alımını durduracağız. Ve bunlardan yavaş yavaş birlikte kurtaracağız. Siz de onun yanında olacaksınız ama. Şimdi olacak. İnşallah uzunca bir yol, yavaş şimdi yavaş. Evde ben size en azından telefonla kilo konuştum verme sen bugün. Yok. Evde kilo veremez bu. Ha, hastanede yatarsa öyle bir şekilde varır. Ama evde verme şansı şimdi yok. Şimdi bak bu işin doktoru da benim. Tamam mı? Merak etmeyin, siz bunu istiyorsanız biz bunu birlikte başaracağız. İnşallah. Ama biraz zamanı bir ve görelim. Sabrı ihtiyacımız olacak. Bir görelim. Görme tamam. Yeni kilo almaması bile tamam. Çok büyük bir başarı. Ha. Bir 15-20 kilo bile versen ne kadar rahatlarsın. Evet. Evet. Tabii. Değil mi? Evet. Bir 20 kilo versen evet. Ne kadar rahatlarsın. Mesela aç kalmaktan mı korkuyorsun? Yok, korkmuyorum. Yiyesin geleyi yiyelim. Aç kalmakta korkmuyorum. Hele İsmail abi bir şey yaptı mıydı Allah ne verdiyse. Evet, aynen ya. Doğru. Peki ama inanın bunlara Ayça Faya çok uzak değil. Hep bu hikayeleri duyduk biz yıllarca. Sen yeter ki iste. Yol alabiliriz. Evet. Ben evet, zayıflamak istiyorum de. Evet. Tamam mı? Evet. Siz de ona yardım edeceksiniz. Biz de doktorunuz olarak her zaman yanınızda olacağım. İnşallah, yeni kilo alımını durduracağız ve kilolarından yavaş yavaş onu kurtaracağız. Peki Ayça'm çok teşekkür ediyorum sana. Rica ederim. Sağ ol bir tanem. Çok teşekkür ediyorum. Sen de öyle. Çok selam herkeslere. Öpüyorum seni. Hadi. Görüşmek herkes üzere. Herkes kendine iyi bak. Çok teşekkürler. Şimdi sizi yavaş yavaş yerinize alsam olur abla, mu? Abla yerime kitleden bir selam gönderebilir miyim ben? Hadi hemen gönder. Hemen gönder. Araklı Kaymakamım Sayın Nuri Yılmaz. Dün gönderdiniz ya Araklı Kaymakamına çok, selam. Çok teşekkür ediyorum. Desteklerini benden esirgemediysen ona minnettarım. Bak kıyamam. Sandalyesini de götüreyim. Aslında bak kuvvetli de kadın değil mi? Aslında dikte yürüyor. Ama o yaştan işte o. Yaşını bir tutturamadık. 40'tı 46 oldu hadi bakalım. Devam edip gideceğiz. Peki. Şimdi ortopedi ve travmatoloji uzmanı operatör doktor Murat Keser alkışlarla geliyor efendim. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Merhabalar. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi herkesin büyük ve ciddi sıkıntıları var. Hele kilo da eklenirse eyvahlar olsun. En büyük sıkıntılardan biri mesela ben duyuyorum. Bana diyor teyzem kalça protezi taktılar. Kimisi çok mutlu protezlerden. Kimisi tüh keşke taktırmayaydım oluyor. Kalça protezi kimlere takılıyor? Neden böyle söylemler var? Farklı farklı. Kalça protezi, kalçanın doğal anatomik yapısı bozulduğu zaman bu bir kireçlemeye bağlı olabiliyor. Bir romatizmal eklem hastalığına bağlı olabiliyor. Küçükken geçirilmiş olan bir hastalığın sekeli olabiliyor. Hmm. Kalça kırı olabiliyor. Daha önce geçirilmiş bir kalça kırın sekeli olabiliyor. Sekeli yani ondan izi, kaynaklı. Yani o kalça kırın orada vermiş olduğu hasardan kaynaklı oluşan bir problem diyelim. Bu kalça eklemin doğal anatomik yapısını bozuyor ve kalça eklemi hareket sırasında ağrıya sebep oluyor. Yani yürümemiz, oturmamız, kalkmamız, merdiven inmemiz, çıkmamız, ayakkabı giymemiz, çorabımız giymemiz hepsi ağırlı hale geliyor. Normalde ağrı olmayan eklemde eklem yapısı bozulduğu için o kıkırdak doku dediğimiz eklem yüzünü örten doku aşındığı için kemikler birbirine sürtme yapıyor ve bu da her hareketimiz bize ağrı olarak dönüyor. Ve bizim ciddi bir şekilde yaşam fonksiyonlarımız bozuluyor ve hayat kalitemize düşüyor. Ne yapıyoruz? Oradaki bozulmuş olan yapıyı yapay bir eklemle, protezle
restore edip tekrar eklemeye bir fonksiyon kazandırıp hastanın şikayetlerini böyle, çözmüş oluyoruz. Böyle anlatınca çok kolay geliyor. Ben şu an kalça eklemine mi dokunuyorum? Evet. Hala ulaşabiliyorken dokunayım. Evet. Ya bir süre sonra bir şeyden yağdan dokunamıyoruz bazen, değil mi? Peki bu kalça eklemi buradan başlıyor, şurada bitiyor. Bu tek bir yekpare bir şey mi, iki parça mı? O pelvis aslında. İki tane kalçamız var. Sağ ve sol kalçamız var. İkisi ayrı yapılar. Bir tanesine sıkıntı olabiliyor. İkisi de aynı durumdan etkilenmiş olabiliyor. Ama çoğu zaman tek taraflı problem oluyor. Onu çözüyoruz. Diğer taraf sağlam olmuş oluyor. Aman inşallah iki tarafta da sıkıntı olmaz ama olursa robotik cerrahi ile neyi farklı yapıyorsunuz siz? Şimdi robotik cerrahi hasta özel bir plan yapmamızı sağlıyor. Yani hastaya özel olarak çekmiş olduğum 3 boyutlu tomografi üzerinden hasta özel bir plan yapıyoruz. Koyacağımız protezin boyutunu belirliyoruz. Koyma açımızı belirliyoruz. Protezin iki tane parçası var. Yuvaya oturan parçası var. Aşağıda femur dediğimiz ülkemine oturan parçası var. Yani bunlar arasındaki uyumun doğru olmasını sağlamak için çok iyi planlama yapmak gerekiyor. Ameliyatı burada yapmış oluyorsunuz. Şu an gördüğüm görüntü mü bu? Ameliyatı aslında ameliyattan önce başlamış oluyoruz. Hasta özel çektiğimiz 3 boyutlu BT üzerinden sanal ortamda hastamızın protezini dizayn ediyoruz. Yani hangi açıya koymamız gerekiyor, nereye koymamız gerekiyor, koymamız için ne kadar kemik kesilmesi gerekiyor, ne kadar kemik oyulması gerekiyor ve protez parçalar arasında uyumlu olması için nasıl koymamız gerekiyor? Bunun hepsini ameliyattan önce hastamızı ameliyata almadan planlayıp ona göre hastamızı ameliyata alıp sadece o işlem sırasında ameliyat öncesi planımızı ameliyat sırasında birebir uygulama şansı tanıyan bir sistem bize. Eskiden robotik nasıldı? Açtınız, bahtımıza ne çıkarsa. Aslında şu anda yaptığımız standart yöntemlerle de bu uygulama şu an zaten yapıyoruz. Avantajı ne? Birinde çok iyi bir ameliyat öncesi planı yapılabiliyor. 3 boyutlu BT üzerinden. Birinde normal standart yöntemlerle planlama yapılıp cerrah tecrübesiyle, bilgi becerisiyle protez yapıyor. Tabii ki çok tecrübeli ellerde bu sıkıntı olmuyor ama bazen o hasta o standart uygulama için uygun olmayabiliyor. Anatomi zaten bozuk bir anatomisi oluyor hastanın. Bunun ameliyat sırasındaki görüntüsü bizi bazen yanlış yönlendirebiliyor. Ameliyat öncesi yapmış olduğumuz plan ve bunu ameliyat sırasında birebir uygulama şansımızın olması bu ameliyat başarısını artan bir faktör. Peki mesela ben 60 yaşındayım dediler ki ameliyat. İstemedim. 65 oldum. Dediler ki bak gerçekten ameliyat. Hala istememeye devam ediyorum ama acaba yanlış mı yapıyorum? Mesela daha genç yaşta olsaydım ben daha mı avantajlı olacaktı protez? Yani bu ameliyat için bir yaş kısıtlaması aslında yok. Hastanın tek şikayetinin ağrı olması gerekiyor ve eklem bozulmuş olması gerekiyor. Yani her yaşta bu ameliyat yapılabiliyor. Ağrınız varsa, eklem bozulduysa. Çünkü bu hastalık ilerleyici bir hastalık. Bu hastalık durmuyor. Siz aktif olduğunuz dönemde işte 40 yaşlarda 50 yaşlarda aktifsiniz, çalışıyorsunuz, hobileriniz var, onu yapamıyorsunuz. 60 yaşına geldiniz, 70 yaşına geldiniz, 80 yaşına geldiniz, aslında çok fazla artık çok kalça eklemi kullanmak ihtiyacınız bazen duymuyorsunuz. O andaki yaptığınız işlem aslında tamam yine de etkili bir yöntem ama erken yaşta yapmak hastanın, kişinin hayat fonksiyonunu ciddi şekilde artırabilir. Niye soruyorum? Çünkü bizde kimse ameliyat olmak istemiyor. Bak şimdi böyle dinliyorsun, tam ikna gibi olacak gibi oluyorsun, bir şey duyuyorsun yine vazgeçiyorsun. Bu kalça protez ameliyatları 1960 yılından beri yapılan güvenli ve etkili bir yöntem. Ki ortopedinin hatta tıbbın en başarılı ameliyatlarından bir tanesi. Ki olayın içine robotik girdikten sonra daha oranımız düşüyor, hata yapma şansımız düşüyor ve bundan dolayı aldığım sonuçlar daha iyi oluyor. Peki hiçbir risk yok. Hani çok güzel anlatıyoruz burada ama var mı bir sıkıntısı bu ameliyat? Tabii ki. Yani her ameliyatın olduğu gibi bu ameliyatın kendine ait bazı riskleri, bazı sakıncaları tabii ki var. Çok nadir olsa da %1-2 oranı gördüğümüz enfeksiyon. Yani çok nadir olan bir şey. %100 hastanın bir iki tanesi de gözüküyor. Onun haricinde protezi koyarken ekleme, kemik hazırlama işlemi sırasında o kemik doku hasar görebiliyor. Etraf yumuşak dokular hasar görebiliyor. Robotin burada da bir avantajı karşımıza çıkıyor. Robotik sistemlerde protezi koymak için kemik hazırlama işi yaparken robot için bir çalışma alanı oluşturuyorsunuz. Ne demek oluyor bu? Robot sadece o çalışma alanı, yani problem olduğu dokularda, kemiklerde ya da o kıkırdakta işlem yapıyor. Sağlam dokuda, sağlam kemikte herhangi bir hasara sebep olmuyor. Yani milimetrik hassasiyet gösteriyor. Milimetrik hassasiyet de bunu önceden planladığınız için ve bunu birebir ameliyatta uyguladığınız için, yani sağlam dokulara zarar vermiyorsunuz, sağlam kemiğe zarar vermiyorsunuz. Bu da ameliyattan sonraki aşamada hastanın ağrısı olsun, iyileşme süreci olsun, ayağa kalkıp normal günlük fonksiyona dönmesi olsun. Bunlar hepsi standart yöntemlere göre daha erken olabiliyor. Bu da bir avantajı.
Bazen bacak damarlarında bir pırtlaşma olabiliyor, binde bir olan bir durum. Siz en kötü senaryoları anlatıyorsunuz. Bunlar evet, olacak nadir de çok olsa... nadir. Kalça protezinde diğer bir problem, bir taraf problem, diğer taraf sağlam. Protezi koyuyorsunuz, bacak boyları eşit olmuyor. Ha, kısalık oluyor. Kısalık oluyor, bazen uzunluk oluyor. Bunu standart yöntemlerle yaptığınız zaman ameliyatta bunu ayarlayacak çok iyi bir nokta yok. Çok bir referans aldığınız noktalar aslında yok. Robot sistemler de bunu ameliyattan önce planladığınız için ve ameliyat sırasında robot her aşamanızı kontrol ettiği için, yani ameliyattan sonraki bacak arasındaki uzunluk kısalık farkı olmuyor. Tam eşit bir bacak boyuna sahip olma şeyimiz daha iyi oluyor, avantajımız oluyor. Diğer bir sakıncası, riski, hani sonuçta oraya bir metal implant koyuyoruz. O implantın bir ömrü var. 15-20 sene diyelim. 20 senenin sonunda bunu değiştirme ihtiyacı olabiliyor. Tabii ki eğer uygun hastada, uygun teknikte bu işlem yapıldığı zaman bu ömür daha da uzun olabilir. İnşallah öyle. Ne kadar zor geliyor. Yabancı bir şey kemiğin yanına koyuluyor. Onun işlevini yapsın diye. Ama iyi ki de böyle operasyonlar yapılabiliyor, yoksa ayakta duramayacağız. Peki... Ağrısı sancısı ne kadar sürüyor? Bak doktorum, her şeyi soruyorum. Tamam, yaptıralım da gerçekten ağrısı ne zaman bitiyor onu öğrenmek lazım. Hemen geliyoruz efendim. Ah, ağrısız bir yaşam olsa. İstediğimizi yesek, içsek, şişmanlamasak. Ha? Koşsak koşsak, yorulmasak. Protez de neymiş desek. Ama hayat öyle değil. Ne yazık ki bu beden yıpranıyor. Yıprandıkça işte bazı şeyler değişiyor. Değişen... yaşlanıyor ve Allah'tan protezler var dedirecek hale geliyor. Ortopedi ve travmatoloji uzmanı operatör doktor Murat Gezer bizim. Kezer. Şimdi Murat hocam, hep kalçadan bahsettik ama aslında dize de yapılıyor değil mi? Robotik cerrahiyle operasyonlar. Tabii ki dize de yapıyoruz. Son 4 aydır dize de yapmaya başladık. Bu dizdeki olay da hemen hemen aynı. Aslında diz eklemindeki problem daha ciddi olabiliyor ve bu da robotun kullanılması çok daha etkili olabiliyor. Sonuçları daha olumlu yönde etkileyebiliyor. Yine aynı şekilde hastamızın eğer diz protezi ihtiyacı varsa, bu total diz olabilir, yani komple dizin değiştiği ameliyat da olabilir. Sağ dizin bir tarafında, bir kısmında bir yıpranma olduysa yarım diz protezi dediğimiz unikonal diz protezi de olabilir. İki uygulamada robotik olarak yapılabiliyor bu uygulamalar. Peki bu robotik cerrahiye devam edelim ama bize en çok şöyle sıkıntı geliyor hocam. Ben zaten kiloluyum, doktor dedi ki kilo ver de gel öyle ameliyat olabilirsin. Ben zaten kilo verebilsem, hareket edebilsem canıma minnet. Ama zaten dizde problem var, hareket edemiyorum. Zaten kullanamıyoruz, zaten yürüyüş, spor yapamıyorsunuz. Aynen öyle. Diz protezinde, yani kalça ve diz ekleminde protez ameliyatlarında kilo bunun yapılması için bir sakınca durum değil. Ha tabii ki kiloluysa hasta protezin beklenen ömrü daha kısa olabilir. Daha erken yıpranabilir. Bu olabilir ama kilo, hastanın kilolu olması bu protezin uygulanması için bir engel durum değildir. Yapılabilir. Hmm. Yani kilolu hastalar da bu yapılabiliyor. Ama tabii ki sonraki süreçteki yıpranma daha erken olma durumu olabilir. Ama işte ameliyattan sonraki... Kilo olduğu için onu taşımak daha taşımak zor olduğu için iyi kısmı çok çabuk dejenere oluyor. Daha erken yıpranma durumu olabilir. Hmm. Tabii ki burada fayda zarar bakmamız gerekiyor. Eğer protez ile hastamızın hayat kalitesi artacaksa, biraz yürüyüş, biraz ufak bir spor yapacaksa ve kilo veremeye yardımcı olacaksa tabii ki yapmamız gerekiyor. Ama kilo bir sakıncalı bir olan bir durum değil. Peki herkes robotik cerrahi olabilir mi, yoksa bunun için ayrıca bir koşul var mı? Normal yöntemle yapılan tüm ameliyatları robotik cerrahiyle de daha başarılı bir şekilde yapabiliyoruz. Yani hem dizde hem kalça hem proteziyle. Dizde hem kalça ekleminde herhangi bir problem yok. Yaş sınırlaması? Yaş sınırlaması yok. Erkek yani kadın hastanın farkı? Hiçbir yok. Fark yok. Yeter ki hastamız bu ameliyatı uygun bir hastamız olsun. Yani hastanın sağlık durumu, genel sağlık durumu buna uygun olsun. Hastanın yaşıyla ilgili olarak, kilosuyla ilgili olarak bir yok. Sakınca yok. Peki, yapılabilir. Peki ameliyat süresi ve iyileşme süreci değişiyor mu robotik cerrahide? Ameliyat süresi çok fark etmeyebilir. Yani ortalama bir saat süresince yaptığımız bir ameliyat hem kalça... Bir saat mi sürüyor? Bir saat İyiymiş sürüyor. Aslında. Bir tek dizin ameliyatı bir saat sürüyor. Kalçada da ortalama bir saat süren bir işlem bu. Bundan daha önemlisi ameliyatı doğru bir şekilde, teknik hata olmadan ve bu hastanın ameliyattan sonraki süreçte bu protezi daha uzun süre, daha uzun bir süreçte kullanmasına müsaade şekilde protezi doğru bir şekilde eklemeye koymamıza müsaade ediyor. Orada 5 dakika, 10 dakika ameliyatın kısa ya da uzun olması çok fazla bir anlam ifade etmiyor.
Ama zaten şu an sürüyoruz ve bir şey anlamıyoruz. Evet, zaten süre olarak çok fark etmiyor. Ameliyattan sonraki süreçteki hastanın toparlaması, hastanın iyileşmesi robot sistemlerde daha erken olabiliyor. Çünkü az önce dediğim gibi sağlam doktora bir zarar vermiyorsunuz. Sağlam kemiğe bir zarar vermiyorsunuz. Ameliyat süresi daha kısa olabiliyor. Fazla kan kaybı olmuyor. Ameliyattan sonraki süreçte hastanın kan nakli ihtiyacı olmayabiliyor. Daha az doku hasarı olduğu için iyileşme daha erken oluyor. Dokuleşmesi... İyileşme tam olarak ne zaman oluyor? Acaba biz erken evreye mi denk geliyor? Ay benim çok canım yanıyor, çok ağrıyor, geçmedi bir türlü deyip bazen erken alarm veriyoruz ve birbirimizi etkiliyoruz. Ne zaman iyileşme süreci beklenmeli? Yani aslında iyileşme süresi ameliyattan sonra başlıyor. Yani ameliyat olduğu andan itibaren iyileşme başlıyor. Aslında ameliyattan sonra hemen kaldırıp yürütüyoruz zaten. Hem diz protezi yaparken hem kalça protezi yaparken ameliyattan sonra hasta kendine geldikten sonra 5-6 saat sonra ayağa kaldırıp destekli hastamızı yürütmeye başlıyoruz. Yara iyileşmesi sonuçta bir ameliyatı yapmak için bir kesi yapıyorsunuz. Oradaki dokuların iyileşmesi için bir süre gerekiyor. Oraya bir dikiş atıyoruz. O dikişler ortalama 2 hafta sonra dikişlerimizi alıyoruz. Ve oradaki iyileşme zaman içerisinde oluyor ve gün içerisinde hastanın şikayetleri, ağrısı azalarak tamamen ağrısı geçmiş oluyor. Bu ortalama 1 ay, 1,5 ay. Tabii ki hastanın durumu önemli. Hastanın kilo durumu, yaşı, ek hastalığı olması önemli. Ameliyattan sonraki süreçteki önerilerimize uyması önemli. Ama ortalama 1 ay ile 1,5 ay süresince hasta normal günlük işlerine, yaşamına dönmüş oluyor zaten. Rahat uyuyabiliyor mu? Aslında evet, çok daha rahat duyuyor. Ameliyattan sonraki 1-2 gün belki ameliyat ağrısı olabiliyor ama ondan sonraki süreçte ki zaten protez ihtiyacı olan bir hastalarımızın çoğunda zaten artık gece ağrısı oluyor, istirahat ağrısı oluyor. Hiçbir şey yapmadığı zaman bile ağrı devam tabii ediyor. Tabii ki, yani o aşamada zaten hastaların çoğu ameliyat olmayı kabul ediyorlar. Ameliyattan sonraki süreçte hastanın gece ağrısı, istirahat ağrısı geçiyor. Günlük işlerini yaparken, yürürken ağrısı bir şekilde eklemini kullanabiliyor ve hayat kalitesi artmış oluyor. En yaş almış hastanız ve en genç hastanız hatırlıyor musunuz? Kaç yaşındaydı? En genç 20 yaşında yaptığımız bir hasta var. Tabii ki eklem kötüydü. 20 yaş çok genç diyeceğim çok ama. Çok erken bir yaş. Ama maalesef hasta yapılması gereken bir şey var. Çünkü tabii de bunun hasta, kazası var, hatası var. Allah korusun. En 90 yaşında yaptığımız hastalar da oluyor. 90 yaşında. Kesinlikle. Yani burada yaşın bir kısıtlayıcı bir faktör değil. Her yaşta bu işlem yapılabiliyor. Bunu niye sordum? Artık 90 yaşındasın, neyine kardeşim, işte yaşla beraber bu doğal süreci aşıyoruz böyle. Bu hoşuma gidiyor. Kendime geleceğe yatırım. 90'da da ben yaşamak istiyorum, yaşayacağım tabii, rahat rahat dolaşmak istiyorum diyen hastalar var yani. Evet, bu hasta grubumuz daha çok kalçasında kırık olan hasta grubumuz. Çünkü belli bir yaştan sonra bir de kemik erimesi. Kemik erimesi oluyor. Hasta hareket etmiyor, kemikler zayıflıyor ve ufak düşmeden bile ev dışındaki ufak düşmeden bile kalça kırılabiliyor. Tabii bu hastayı yatağa bağlayamazsınız. Bu hastayı bir an önce ayağa kaldırıp normal günlük yaşamına döndürmeniz gerekiyor. O hastalarda yine kalça protezi, total kalça protezi ameliyatını yapmamız gerekiyor ki hasta tekrardan fonksiyonlara kavuşması tabii için. Tabii canım, 90 deyip geçmeyin yani, hayat devam ediyor bir şekilde. Bak bunu duyunca ben de mutlu oluyorum. Hocam çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Vallahi bu kadar şey yaptık ama şimdi mutfağa gidip künefeler vesaire, kiloya dikkat edeceğiz. Tabii ama ki. İyi ki varsınız. İyi ki robotik cerrahi de var bu durumda. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. İyi ki geldiniz. Sağ olun. Sağ olun efendim. Teşekkür ediyoruz. Mutfağımıza geldim. Ne oldu kediyle başın dertte? Gördüm hepsini. Hayır, doyuruyoruz kedileri ama onlar da bakıyor ki menü güzel. Şimdi anam, bu niye? Bu kabak boranisi. Mahmut gel. Bunu alabilir miyim? Tabii, ben üzerine tereyağı falan koymadım. Direkt kavurduğum zamanki yağ çıktı. Eti, soğan, sarımsağı, tuzlu yoğurdu. O zaman hadi künefeyi dökelim. Tabii. Hadi künefenin. Servis yapacağız mutlu onu. Son. Tamam. Tabii, hemen. Allah Allah, bunu da merak ettim. Mesela dökün. Dökeyim mi? Evet. Hadi dökeyim. Bu soğuk, bu sıcak. Evet, biri sıcak olacak, biri soğuk olacak. Döküyorum. Evet. Hadi gel. Bismillah. Ya Allah diyelim. Bravo. Gel. Üzerine de. Oh. Allah'ım, sana geliyorum. Harikasınız. Bir taraftan kalça protezin... Yeter mi? Yeter. Bir taraftan yemeği. Ama hayatta böyle bir şey yani. Hemen isterseniz söndürelim. Söndürelim. Onun hepsini çekecek değil mi şimdi? Tabii. Bismillahirrahmanirrahim diyoruz. Tam artık bunu çevirdiğine göre kızı da alabilirsin yani. O zaman reklama gidelim, dönüşte tadalım. Değil mi? Hadi gidelim o zaman. Vallahi şahane yemekler sizi bekliyor geldiğinizde. Sana mutlu yıllar pastası yapacaktım. Sen bana künefe yaptın. Teşekkür ediyorum.
Vallahi şahanesiniz. Celil Erkan, Süleyman Yurttaş şahane şeyler yaptılar. Hatay yöresine gittik. Mahmut bir de bu tarafa gel. Bu da ne? Belen tavamız hazır. Belen tava, aman kağıt Allah. Kağıt kebabımız hazır. Bak. Tam çok tuz atmış oldun. Kağıt kebapları da tabii küçüldü. Ama şunlar var ya, bunlar da bir lezzetli oluyor ki. Vallahi bayılıyor. Elif'im. Canım. Ellerine sağlık hayatım afiyet ya. Afiyet olsun, afiyet çok olsun. Çok güzel görünüyor hepsi. Ustaların yaptıklarının yanında biraz şey kaldı ama yine yok de. Yok canım. Bunun adı neydi? Kabak Borani. Kabak Borani. Evet. Ama bu bizim bildiğimiz kabak değil, Hatay'ın özel kabağı. Beyaz kabağı. Şöyle sosunu anlatayım. Tuzlu yoğurdu koydu son dakika. Hani sizin çok tuzlu dediğiniz. Çok lezzetli. Çok güzeldi. Hepsi çok lezzetli. O zaman afiyet olsun, bal olsun, şeker olsun ama yaramasın, kilo olmasın. Görüşmek üzere.